Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta mukavemet dersimizde sıcaklıkla şekil değişiminden bahsettik. Ve bu haftada bununla alakalı örneklerle devam edeceğiz. Daha sonra da işte elastik sabitler vesaire, gerilme yığılması gibi konularla da dersimizi devam ettireceğiz. Şimdi burada geçen haftadan sonra sıcaklıkla şekil değişimi formüllerini istiyorsanız tekrar hatırlayacak olursak, bizim deformasyon için gerekli formülümüz şu şekilde verelim. Tekrar hatırlatmış olalım. Delta T eşit olacak bizim sıcaklık ile şekil değiştirme katsayımız olan alfa, yani termal şekil değiştirme diye de ifade edebiliriz biz bunu. Termal genleşme katsayısı, yani bu alfa 1 bölü derece santigrat olarak da veriliyordu. Formülümüz neydi? Alfa çarpı delta T çarpı, yani sıcaklıktaki fark, ve L, yani o hesabını yaptığımız bölümün uzunluğu diye de ifade edebiliriz. Eğer kuvvet ile şekil değişimi mevcut ise, o zaman da burada delta eşittir kuvvetimiz çarpı kuvvetin tatbik edildiği bölgenin uzunluğu bölü kesit alanı çarpı o bölgedeki nesneye ait Young modülü, elastisite modülü şeklindeydi. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi soruya baktığımız zaman iki tane farklı kesite sahip bir adet çubuk var. Yani tek bir çubuk ama iki tane farklı kesiti varmış. Faturalı bir mil diyebiliriz buna. Birinci bölgede 380 milimetre karelik, ikinci bölgede ise 750 milimetre karelik bir kesit alanımız mevcutmuş. İkisinin de uzunlukları 300 milimetre ve birbirine eşit. Burada mesnetler rigid olarak yorumlanmış. İfadede belirtildiği üzere sıcaklığın eksi 45 derece olduğu anda, yani duruma önce artı 24 dereceyken mesnetin tam oturduğunu biliyorum. Ama burada sıcaklığın eksi 45 olduğu anda AC ve BC kısımlarındaki gerilme değerlerini belirlememiz istenmiş. Bu durumda ne olması beklenir? Soğutulduğunu düşünecek olursak, o zaman büzüşme oluşacak. Yani AC ve CB bölgeleri küçülmeye çalışacak. Küçülmeye çalışacağı için aslında bu bölgelerden ters yönde onu çektirmeye çalışacak da kuvvetler meydana gelebilir diye de yorumlayabiliriz. Yani cismin serbest cisim diyagramına baktığımızda kendisi içeriye doğru büzülmeye çalışacak ama mesnet de onu dışarıya doğru çekmek için çabalayacak şeklinde yorum yaparsak, buradan öncelikle sistemin statikçe belirsiz olduğunu anlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü biz iki boyutta hesap yaparken burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Evet, burada sistemin statikçe belirsiz olduğunu şuradan anlıyoruz. İki tane mesnete bağlı. A noktasında ve B noktasında mesnetlere dikkat edelim. Sabit mesnetler, yani X'te ve Y'de 4 tane bilinmeyen meydana gelir. AX, AY, BX, BY şeklinde. Ama statik denklemlerini kurguladığınızda 3 tane denklem elde edebilirsiniz maksimum. Yani buradan anlayacağımız şey, statikçe belirsizlik mevcut. O zaman hemen statikçe belirsizlik aplikasyonlarında ne yapıyorduk? Onlar aklımıza gelebilir. Burada öncelikle bir sıcaklık farkını ortaya çıkartarak işimize başlayalım. Bir kere eksi 45 derecelik bir durumdan bahsediyoruz şu anda. Yani bizim sıcaklık farkımız delta T eşittir eksi 45 dereceden
Durum neymiş? Bu ikinci hal. İlk hali çıkartacağız. Yani artı 24. Burada o zaman elde edeceğimiz şey eksi 69. Yani bulunduğu konuma göre artı 24 dereceye göre 69 derece soğuduğunu anlıyoruz. Sonra buradan hareketle 69 derece soğur ise ne kadar deforme olduğunu hesaplarsak delta T eşittir. Formülümüz yukarıda verildi zaten. Alfa delta T çarpı L ifadelerine göre alfamız bizim 11.7 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü santigrat derece, unutmayın, çarpı eksi 69 santigrat derece. Santigrat dereceler böylece götürmüş oldu. Dikkat edecek olursanız. Sonra çarpı L'miz, yani toplam uzunluğumuz. Çünkü çubuğun toplam uzunluğunu dikkate alıyoruz. İkisi de aynı malzemeden. O zaman 600 milimetre diyeceğiz. 600 milimetre. Buradan da şekil değiştirme miktarı sıcaklıkla eksi 0,484 milimetre olarak bulunur. Milimetre olarak bulunur. Yani büzüşmeye çalıştığı için bu kadarlık bir sıcaklıkla şekil değiştirme olur. Ama bu şekil değiştirmenin hangi koşullar altında olduğunu düşünürsek statikçe belirsiz olduğunu biliyoruz. Bu sıcaklıkla şekil değişimi biliyorsunuz serbest haldeyken oluşuyor. Yani aslında bu sıcaklık hesabını yaparken şunu dikkate almak gerekiyor. İstiyorsanız bunu biraz, hatta şöyle biraz daha şey yapalım, aşağıya alayım ki olması gereken durumu izah edelim öncelikle. Şöyle bir durum. Hemen ben bir şekil göstereceğim size. Yani bizim normalde, hatta şuraya koyayım o şekli, cismimizin bir ucunu serbest bırakıldığı durumda cisim rahatlıkla kendi kendine sıcaklığı tatbik ettiğinizde veya işte soğuttuğumuzda bu durum için büzülerek bu hale geldi. Yani buradaki ifade nedir? Şuradaki delta T kadar, delta T sıcaklığın etkisiyle B noktasına kadar büzüştüğünü dikkate alıyoruz. Burada yapmış olduğumuz hesap ona binaendir. Yani bir mesneti iptal ettik ve iptal ettiğimiz durumda cismimizin soğuma ile birlikte ne kadar büzüldüğünü hesaplamış olduk. Sonra da hatırlıyorsanız tekrar bir yük uygulayarak o noktaya geri getirmeye çalışıyorduk ki yeterli denklemi elde edelim. Statikçe belirsizliği çözmüş olalım diye. Şimdi bu durumda L1, L2 uzunluklarının eşit olduğunu biliyorum. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Tekrar şöyle yapalım. Şu kısmı ben alayım. Sıcaklıkla şekil değişimini tekrar geriye getirmek için şunları ben şuraya alacağım. Öbür şekli de buraya tekrar alacağım. Şimdi burada bu hali sıcaklıkla, yani büzüşerek bu hale getirdik cismi. Tekrar ısıtarak mı? Hayır, tekrar ısıtarak değil. Mesnete bağlı olduğu için aslında o halde değil. Mesnet gitmesine müsaade etmiyor. Ama belirsizlikte ne yapıyorduk? Sanki ekstra bir kuvvet ilave etmişiz. Önce büzüldü, ekstra kuvvetle eski yerine geri geldi şeklinde düşünüyoruz. O yüzden de şöyle tatbik ediyorum. Yani sanki kuvveti ben tekrar uyguladım ve eski noktasına, B noktasına geri getirdim. Bunun için de RB'lik bir reaksiyon kuvvetini ekledim diye düşünüyorum. O zaman dikkat edecek olursak uzunluklar aynı. Kesit alanları verilmiş. A1 380 diyelim mesela. Bu bölgeye birinci bölge diyelim. Burası A1 olsun. İkinci bölge 750 milimetre kare olsun. Sonra malzememizdeki reaksiyon kuvvetini dikkate
aldığımız zaman elimizde birinci ve ikinci bölgede, yani şu ve şu bölgede oluşan kuvvetlerin birbirine eşit oranında reaksiyon kuvvetine eşit olduğunu görürsünüz. Statikçe biz burada denge denklemlerini yazarsak o zaman şunu söyleyebiliriz. Burada bizim P1 birinci bölgenin kuvveti eşit olmalı ikinci bölgenin kuvveti. Eşit olmalı reaksiyon kuvveti, yani B noktasındaki reaksiyon kuvveti şeklinde izah edebiliriz. O zaman burada kuvveti tatbik ederek geri eski noktasına geri getirdiğimiz hal için deformasyon denklemi yazacak olursak delta R eşittir P1 L1 A1 ve E, yani PL bölü AE sıcaklıkla büzüştü, kuvvetle tekrar geriye getiriyorum. Artı ikinci bölge için P2 L2 bölü A2E dediğim zaman birinci bölge ve ikinci bölgenin kuvvetli deformasyonlarını yazmış oldum. Bunun içinse iki kuvveti de RB cinsinden yazacağım. P1'i de P2'yi de RB cinsinden yazacağım ki RB'yi bulabilelim. O zaman diyorum ki RB reaksiyon kuvveti, parantezini alalım. Madem ikisi de eşit, RB parantezini alıyorum. E'ler de eşit, RB bölü E parantezini aldığımı düşünelim. E kaçmış? 200 gigapaskalmış. Yani bölü 200 gigapaskal olarak bırakmak yerine ne yapmak gerekir? Eğer bizim buradaki kuvvetlerimiz, kuvvetle ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani nasıl istersek onu kullanacağız. Newton cinsinden bulmak isteyebiliriz. Kilonewton cinsinden bulmak isteyebiliriz. Fark etmez ama milimetre cinsinden verilmiş ise ifadeler megapaskal çalışılabilir. Megapaskal çalışılacaksa da o zaman 200 çarpı 10 üzeri 6 yapılabilir. 10 üzeri 6 megapaskal olacak. Bu gigapaskal olduğu için 10 üzeri 3 yazılacak. Yani 200 çarpı 10 üzeri 3. Sonra ne kaldı geriye? P ve E'ler gitti. L1 bölü A1 yapacağız. L1 uzunluğu 300. Bölü kesit alanımız 380. Artı ikinci bölge gene 300. Bölü ikincinin kesit alanı 750 milimetre kare şeklinde ise buradan bizim bu miktarımızın eşit olmalı 5,95 çarpı 10 üzeri eksi 6 milimetre bölü Newton cinsinden olacak ve çarpı reaksiyon kuvveti RB, yani buradaki birimde Newton olduğu için Newton götürecek, geriye milimetre cinsinden deformasyon kalmış oluyor. O zaman ben burada şimdi gerçekleme denklemini, deformasyon denklemini yazıyorum, durumu tarif ediyorum. Diyorum ki buradaki durum nedir? Aslında bir şekil değiştirme yok. İki tarafta da mesnet olduğu için normalde şekil değiştirme toplamı sıfır. Ama bizim yaptığımız tatbikte soğutuyoruz, büzüldü. Tekrar kuvvet tatbik ettik, genişledi. Yani ikisinde de şekil değiştirme var ama toplam şekil değişimi sıfır. O zaman ben diyebilirim ki delta eşittir delta T sıcaklıkla büzüşme artı delta R, yani kuvvetle geri çekme ayrı deformasyonlarını topladığım zaman toplam şekil değiştirme sıfır olur diyorum. Buradan hareketle de eşittir sıcaklıkla şekil değiştirmeyi eksi 0,4
1484 artı diğerini ise 5,95 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı RB şeklinde bulmuştuk. Bu da eşit olur 0 dediğimiz zaman buradan RB'yi çektiğimizde B noktasındaki reaksiyon kuvvetin 81,34 kilonewton olduğunu hesaplamış oluruz. Burada gerilmelere bakalım. Gerilmeler sorulmuştu çünkü. Birinci bölge için hesabı yapacak olursak sigma 1, yani burada P1 ve P2'nin de tabii bu kuvvete eşit olduğunu unutmayalım. Bu eşittir P1. O da eşittir P2 diyebiliriz. Ha, burada sıcaklık farkına mesela aralarda başka kuvvetler verilseydi o zaman P1, P2'ler eşit olmazdı. Yani denge bozulacak, ekstra kuvvet verir. Tabii duruma göre eşit olduğu durumlar da olabilir. Olmadığı durumlar da olabilir. Buna dikkat. Şimdi buradan gerilmelere bakalım. Birinci bölge için sigma 1 eşittir. Birinci bölgenin kuvveti bölü alanı. Alan 380. Buradan 214,1 megapascal bulundu. Birinci bölgedeki gerilme. İkinci bölgedeki gerilme 2 bölü A2. Kuvvet gene aynı aslında. 81,34 bölü 750. Buradan da 108,5. Megapascal şeklinde ikinci bölgede gerilme olur. Yani çubuğun toplam deformasyonu sıfır olmasına rağmen AC ve BC bölgelerinde deformasyon oluştuğunu görüyoruz. Birisi küçülüyor, birisi büyüyor gibi de düşünebilirsiniz. Yani bir durumda küçülüyor, bir durumda büyüyor diyelim. Bu daha doğru olsun. O zaman biz buradan şöyle bir hesap yapalım. Şu kısmı alıyorum. Hatta bu çözüm kısmımızı yukarıya taşıyalım. Soruyu zaten biliyoruz. Evet, buradan AC bölgesinin şekil değiştirmesine bakalım mesela. AC bölgesini tabii ki burada serbest isim diyagramlarına bakacaksınız. Yani AC bölgesinde ne var? Birim şekil değiştirme miktarlarına bakıyorsak tabii ki L ile çarpmaya gerek yok. Yani delta'ya baktığınızda alfa delta t çarpı L olduğunu biliyorum. Ama şöyle dersem yazalım. Alfa delta t çarpı L. Bu L'yi buraya gönderirsem, yani bölü L yaparsam, o zaman bu kısım epsilon demektir zaten. Bunu biliyorum. O zaman AC bölgesi için epsilon'a bakalım. Yani diyeyim ki ben epsilon T sıcaklıkla eşittir. Alfa çarpı delta T olacak bu durumda formül. Yukarıda bulduk. Eşittir. Alfamız 11,7, 10 üzeri eksi 6. Sıcaklık farkı eksi 69. Buradan epsilon t eksi 807,
Yani bu birim şekil değiştirme miktarı. 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Birimi ne? Birimi yok veya milimetre bölü milimetre de diyebilirsiniz. Bu da kabul edilir. Diğer bölgeden bakacak olursak, yani RB kuvvetinden kaynaklanan, yani mesnetle ortaya çıkmış kuvvetle olan ifadeye bakacak olursak da, o zaman epsilon neye eşit? Şöyle yazarsak, E eşittir. Young modülü, Hooke yasasından biliyorum ki sigma bölü epsilon ise, o zaman epsilon eşittir sigma bölü E olduğunu görürüm. Bir de bu bölge için sigma bölü E hesabını yapalım. Yani diyorum ki birinci bölge sigma 1 bölü E. Sigma 1 değerim kaç çıkmıştı? 214. Aynen buraya yazıyoruz. 214,1 megapaskaldı. Birimi unutmayalım. Bölü 200 gigapaskal. Bunu da megapaskala çevireceğiz. Çarpı 10 üzeri 3. İse eşit olmalıdır. Burada 1070,5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Tabii ki bu ne? Onu yazalım. Bu epsilon. Ne ile gelen epsilon? Kuvvetin etkisi. Burada oluşan gerilme ile elde ettiğimiz epsilon. Gene birim milimetre bölü milimetre veya birimsiz. Ve bu iki değeri topluyorum şimdi. Şuraları. Birisi sıcaklıkla, birisi ise kuvvetin etkisiyle. Şimdi dedik ki iki bölgede deformasyon var. Ama toplam deformasyon sıfır. Birinci bölgenin kuvvet ve sıcaklıkla olan deformasyonlarını toplayıp AC bölgesinin ne kadar deforme olduğunu bulacağız. Diğer bölgenin ise o bölgenin de gene aynı şekilde deformasyon durumuna bakacağız. Şimdi burada yapacak olursak epsilon AC eşittir epsilon t. Mesela buna da epsilon p desek örneğin. Epsilon p artı eşittir epsilon t'yi eksi 807 nokta 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulmuştuk. Artı kuvvetle genleşme ise 1070,5 10 üzeri eksi 6 dediğim zaman karşıma AC bölgesinin 263,2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mertebesinde genleştiğini buluyoruz. Yani 263,2 mikronluk bir genleşmesi var. Benzer biçimde CB parçasındaki şekil değişimine bakarsak, burada da dikkat edeceğimiz husus CB bölgesi için burayı şöyle yapalım karışmasın. Şimdi AB bölgesine dikkat edersek burada alfa ve delta T'ye bağlı sıcaklıkla büzüşme durumu. B bölgesinde de aynı. Yani ne cismin uzunluğuna ne de kesit alanına bağlı olduğu için aslında bu genleşme hem AC'de hem CB bölgesinde tamamen aynı. O zaman burada bulmuş olduğumuz epsilon T aslında BC bölgesi için de aynı. Bir daha onu hesaplamaya gerek yok.
O zaman sadece kuvvetten kaynaklı gerilme, yani reaksiyon kuvvetinden kaynaklı gerilmeye bakacağız ki gerilme işte Fl bölü AE'leri düşündüğünüzde diğerleriyle ilintili. Bundan dolayı da tabii değişecek o zaman. O zaman diyelim ki epsilon p yukarıdaki AC bölgesi içindi. Buradaki ise CB bölgesi için diyelim. Eşit olmalı bu sefer. Sigma 2 bölü E. Buradan sigma 2 değerimizi de kaç bulmuştuk? 108.5. Ezecek olursak. Gene aynı şekilde bu megapaskaldı. O zaman 200 megapaskal yazacağız. 200 çarpı 10 üzeri 3 eşit olmalı. -542.5 çarpı 10 üzeri -6. Gene birimsiz şeklinde yazdığımız zaman epsilon CB bu durumda eşittir. Ne olacaktır? Bakalım. Termal değişim gene aynı. Yani epsilon T artı epsilon P yapıyoruz. Burada AC olduğunu unutmayalım. Bu bölgedeki ise epsilon T artı epsilon CB ise termal genleşmemiz gene aynı. -807.3 çarpı 10 üzeri -6 artı sıcaklıkla da 542.5 çarpı 10 üzeri -6. Bu durumda epsilon CB eşittir -264.8 çarpı 10 üzeri -6 milimetre bölü milimetre ya da birimsiz olduğunu görürüz. O zaman bu durumda değerlere dikkat ederseniz birbirlerine yakın şeyler. Yani 263.2, 264.8 gibi bir şeyler. Tabii bu bizim kullandığımız rakamlar, kabuller, virgülden sonra ne kadar rakam aldık. Ona göre de ufak tefek farklılık yapıyor aslında. Bunlar hata miktarları. O zaman biz burada şunu hesap edecek olursak. Şurayı biraz küçülteceğim. Hatta şu kısmı tamamen silelim. Bunları taşıyorum başka yere. Evet, şimdi burada baktığımız zaman çubuğun iki parçasındaki deformasyonları hesap edecek olursam delta AC için eşittir epsilon AC çarpı AC uzunluğu L, yani LAC değil mi? Epsilon eşittir delta L bölü L'di. Yani bu delta AC delta L demek, bölü L oradan geliyor. Eşittir epsilon AC 263.2 10 üzeri -6 çarpı 300 eşittir
Kabaca 0,079 milimetre. Benzer biçimde diğerini hesaplasak, delta CB eşittir epsilon CB çarpı LCB eksi 264,8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Tabi bakın 10 üzeri eksi 6 olduğu için zaten bu çok küçük bir rakam. Çarpı 300 aslında hemen hemen aynı. Dikkat edin. 263,2, 264,8 ve 10 üzeri eksi 6'lı. O zaman bunun çarpımına baktığınızda bu da küsuratları ihmal edersek hemen hemen aynı gibi olur. İşte o küsuratlar hata faktörüdür. 0,079. Yani kabaca bakarsanız aslında deformasyonların aynı olduğunu görmüş oluyorsunuz. Çünkü deformasyon formülde çıkarttığımız üzere, yani şurada bakarsanız birim şekli değiştirmeye ufak tefek hataları tabii ki göz ardı ediyoruz. Uzunluk ve kesit alanına bağlı olmadığı için malzeme birim şekil değiştirme miktarından gittiğinizde deformasyonların da aynı çıktığını görmüş oluruz. Evet, bir başka soruya geçelim. Evet, şimdi diğer bir soruda dikkat ederseniz buradaki B noktasından işte ABCD elemanı diyelim. B noktasından mesnetlenmiş. C ve D bölgelerinden ise aşağıda E ve F duvara bağlı olan noktalardan yere bağlı olan diyelim. İki tane çubuk yukarıya doğru gönderilmiş ve ABCD konsolunun içinden geçip vidalanmış. Şimdi bu durumda sorumuz 12 milimetre çaplı CE, yani CE'mizin çapı şöyle fi 12 milimetre, DF'mizin ise fi 18 milimetre olduğu verilmiş. Çaplar dikkat edin. Evet. Buradan baktığımız zaman DF çubuğunun çapı da verilmiş. CE'ninki de verilmiş. Ve ABCD'nin rijit olduğu söyleniyor. Yani şuradaki konsolumuz rijit. Bu hiç şekil değiştirmiyor. Diye kabul yapıyoruz. Diğer taraftan burada bir mesnet var. Ve şimdi çubuklarımıza baktığımız zaman ikisinin de alüminyum olduğu, yapılmış. Bunun içinde elastisite modülleri 70 GPa olarak verilmiş. E eşittir 70 GPa. Böyle bir durum için her bir çubuktaki kuvveti hesaplayalım ve A noktası ne kadar yer değiştiriyor? Çünkü bastırdığınız zaman A noktasının aşağıya CE ve DF'yi yukarıya doğru çektirmeye çalışacak. A noktası da aşağı gelecek. Böyle bir durum içinde A noktasında ne kadar deformasyon olur? Onu hesaplamamız istenmiş. O zaman serbest isim diyagramıyla başlayalım hemen. Ben direkt serbest isim diyagramını veriyorum. Zamandan tasarruf etmek için. Baktığımız zaman serbest isim diyagramımız bu şekilde. Dikkat edin, bunu aşağıya doğru bastırdığımda CD yukarıya doğru olacak. Ama hangisinde? Çubuklardaki kuvvet yukarıya doğru. Serbest isim diyagramını bir daha ayırdığımda bu konsolda bu sefer aşağı doğru olacak.
buradaki gibi. Yani B noktası tahterevallideki merkez görevini görüp yukarıya doğru ittiriyor, diğerleri aşağıya doğru. Tabii ki denge denkleminden çıkan sonuca göre bakacağız. Ve burada çözüm yapmaya çalışırsak, mesela diyelim herhangi bir noktaya göre moment alacaksınız. Sonra denge denklemlerini yazacaksınız diyelim ki. Ama burada kuvvetlere bakarsanız elimizde 3 tane bilinmeyen olduğunu göreceksiniz. Ama hepsi de aynı yönde olduğu için, mesela farklı yönde olsaydı tamamdı. Ama hepsi aynı yönde 3 tane bilinmeyen, o zaman buradan statikçe belirsiz sistemle karşılaşırız. Zaten yazdığınızda bunu göreceksiniz. Statikçe belirsiz bir sistem var. Şimdi bu durumda bizim elemanımızın deformasyon şeklini ben göstereyim. Bu aşağı yukarı A noktası aşağıya gidecek ve diğer noktalar yukarıya gidecek. B noktası da ne yapacak? Bizim mesnet noktamız olduğu için böyle bir deformasyon göreceğimize göre ben bu şekli de vereyim size. Deformasyonun şeklini aşağı yukarıya nasıl bir şey elde edeceğiz? Ona göre tabii ki benzerlik kurduruyoruz, değil mi? Yeni denklem yazabilmek için. Bu da bizim kuvvet tatbik edildikten sonra karşımıza çıkacak deformasyon durumu. Bilmiyoruz ne kadar çöker veya şekil değiştirir. Onu hesaplayacağız zaten. Buradan hareketle ben hemen şu noktadan denklemleri yazacak olursam. Diyorum ki serbest isim diyagramında eşit burası ise, mesela B noktasına göre moment alsam. Sigma MB böyle bir durum için. Elimde 40 kN var. 40 pozitif yönde çeviriyor. Çarpı mesafesi 450 mm'ymiş. Çarpı 450. Eksi FCE ters yönde olduğu için eksi, tamam. CE çarpı mesafe 300. DF de gene aynı. Ters yönde. FDF. Mesafe bu sefer 300-200-500 yaptı. Buradan da iki bilinmeyenli bir denklem çıkar. Eşit sıfır dersek. Yani 300 FCE artı 500 FDF eşittir 18.000. İki bilinmeyenli bir denklem. Şimdi işte bu geometrik şekli vermemizin amacı o statikçe belirsizliği çözmeye çalışmak. Benzerlik yazacağız, ilave bir denklem gelecek, belirsizlik ortadan kalkacak. O zaman bunu dikkate alarak diyebiliriz ki delta C bölü 300. Şurası bölü burası eşittir delta D bölü, mesela ne olacak? 500 olacak. Delta D bölü 500. Böylece buradan delta C eşittir 0.6 delta D bulunur. Bir tane daha yazarsak A bölgesi için bu sefer. Delta A bölü 450 eşittir. Herhangi biri olabilir. Delta D bölü 500 ise bu sefer de delta A 0.9 delta D. olarak bulunur.
Böylece ben gene formülü, genel formülümü yazacak olursam, istiyorsanız şunları yukarıya taşıyalım gene. Bu şekilde yapalım. O zaman ben ayrı ayrı deformasyon denklemlerini yazayım ve buradaki katsayılarla birbirine eşitleyeyim. Faraza diyorum ki delta C denklemi FCE bölü o bölgenin L'si, LCE diyelim. Oranın kesit alanı ACE çarpı ikisi de alüminyummuş E. Aynı şekilde bunu ne yapacağız? Diğeri içinde yazacağız. Yani mesela hangisi olsun bu? Şurası olsun. Delta C eşittir 0,6 delta T. O zaman eşittir diyelim. 0,6 bu sefer delta D dediğimiz şey hangisi? Şu nokta yani FDF'ye tekabül ediyor orası da. FDF hadi istiyorsanız şuraları da yazalım gene karışmasın. FDF LDF böyle alan kesit alan ve elastisite modülü dediğimiz zaman karşımıza biz neyi bulmak istiyorduk? Reaksiyon kuvvetini bulmak istiyorduk. O zaman kuvveti çekeceğiz tabii ki burada. Kuvveti çekeceğiz ve bu ifadede deformasyonlar cinsinden diğer deformasyonu yazmıştık. Burada da bu sefer kuvvet cinsinden diğer kuvveti yazmış olacağız. O zaman diyorum ki kuvveti çektim. CE kuvvetini çekelim mesela. 0,6 L DF çarpı A CE bölü L CE çarpı A DF. Çarpı diğer kuvvet F DF eşittir diyelim. O zaman ifadeleri yazarsam 0,6'ymış. 750 600 alanları yazıyorum. 1 bölü 4 pi çarpı çapın karesi. Yine 1 bölü 4 pi diğer çapın karesi. Ne olacak zaten? Şu bölge, şurası, şurası, şurası götürdü hep. Buradan da tabii ki şurada şey yazmayı unutmayalım. Diğer kuvvetimizi F, DF de çarpılıyor. Değil mi? Şurada unuttuk bunu. O zaman diyebilirim ki buradan eşittir. FCE eşit olmalı. 0,33 DF FDF kuvvetler cinsinden de denklik yazdım. Ve buradan hareketle de genel denkliğimize bakalım. Yani her iki çubuk içinde ayrı ayrı şeyler. Birisi delta C kadar deforme oldu, birisi delta D kadar deforme oldu. İkisinin de uzunlukları farklı. O zaman her iki çubuktaki kuvvete bakıyoruz ve toplam için ne yapıyoruz?
Bizim ana formülümüzde bakın burada zaten bir denklem çıkartmıştık. İlk moment denklemi. Buradaki ifadeye getirip orada yerine yazacağız. Birbirleri cinsinden ve kuvveti çözmüş olacağız. O zaman ne olur? 300 FCE yerine, yani şurada yerine koyduk bunu diyelim. Şöyle yapalım. Buradan devam ettiğimizi düşünürsek. 300 çarpı 0.33 FDF artı, öbürü zaten direkt DF cinsinden, 500 DF FDF FDF eşittir 18.000 olarak yazmışız ilk denklemi. Buradan da ne oldu? DF cinsinden sonuçlar olduğu için FDF eşittir 30 kilonewton çıkar. Ve bunun yerine koyarsak da CE'deki kuvvetimiz ise 10 kilonewton olarak bulunacak. CE. Evet, bunu bulduktan sonra ise her bölge için yer değiştirmeyi artık hesaplayabilirim. Her bölgenin kuvvetini bulduğuma göre. Buradan öncelikle mesela delta D'den başlayalım. Formül gene aynı. F, L bölü A, E. Tabii ki D için bakıyorsak DF bölgesinin değerleri. O zaman DF için kuvvetimiz 30. Newton'a çevirelim. 10 üzeri 3. Uzunluğumuz 750 milimetreymiş. Bölü alanımız pi bölü 4 18'in karesi. Elastik sistem modülü de 70 gigapascal. Megapascal'a çevirirsek 70 çarpı 10 üzeri 3 yapar. Buradan da şekil değiştirme miktarını 1,263 milimetre olarak bulmuşuz. Benzerlik zaten kurmuştuk. İstiyorsanız direkt bununla kullanabilirsiniz. Yani sigma A eşittir 0.9 delta T yaparsanız, pardon, delta A eşittir. Oradan delta A da hemen çıkar. Yani bir daha şey yapmaya gerek yok. Delta A 0.9 delta D ise, delta D belli, bulduk yukarıda. Bu da 1.137 çıkmış. Olarak bulunmuş. Şimdi tabi burada daha farklı örnekler olabilir. Kitabınızda da veya başka yerlerde deformasyon örnekleri ele alınabilir. Sıcaklık olsun, diğer durumlar, yani bunların birçok kombinasyonu olabilir. Tabi burada bütün soruları çözme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Yani yeterli miktarda soru çözmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi kaldığımız konuyu artık burada tamamlayalım. Isıl gerilmeleri sonlandırmış olalım. Buradan sonra ise artık ben elastik sabitler vesaire, o konulara girelim. Oradan devam edelim. Şu anda mesela bakacak olursak önümüzde artık Poisson oranı denen bir ifade var. Nedir bu? O konuyu anlatmakla başlayalım. Öncelikle şuraları bir temizliyorum. Evet. Poisson oranı, ki istiyorsanız yazalım. Bazıları Poisson diyor. Fransız bir bilim adamı bu arkadaş. Poisson oranı veya Poisson ratio veya Poisson ratio diyebiliriz. Burada yapılmaya çalışılan veya anlatmak istediğimiz şey nedir? Onu izah etmeye çalışalım. Şimdi normalde biz kullandığımız malzemeler açısından bakacak olursak
Şu ana kadar daha çok ilgilendiğimiz zaten eksenel yönlerdekilere de baktık. Diğer yönlere de yavaş yavaş bakmaya başladık. Ve çekme kuvveti, çekme testini ön plana alarak bazı konulara değindik. Şimdi o zaman diyelim ki bir çekme kuvveti etkisiyle ki A şekline bakalım burada. Cisim ankastre olduğunu düşün ama uzunlamasına eksenel olarak x ekseni yönünde P kuvvetiyle çekilmeye çalışılıyor cisim. Bu durumda uzama oluşacak. Malzeme uzayacak ama biz şu ana kadar başka şeylerden bahsetmiyorduk. Yani uzunlamasına deformasyona girmiştik. Eksenel deformasyon diyelim. O konulardan çözüm sağlamaya çalıştık ama şunu düşünmedik. Biz kuvveti tatbik ettiğimiz zaman diğer eksenlerde, diğer yönlerdeki deformasyonun nasıl olduğunu tam da bilemiyoruz. Hatta onlardan bahsetmedik bile. Biz şu anda sanki o noktaya doğru eğilmeye çalışıyoruz. Yani bir yönden, bir eksenden kuvvet uygulandığı zaman diğer yönlerdeki deformasyon durumlarını incelemek burada önem arz ediyor. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Şunu düşünecek olursanız, bir cismi tutup çektiğinizde aslında diğer yönlerin daraldığını görürsünüz. Yani cisim biraz daha küçülecektir. Mesela şöyle bir şekil vereyim ben size. Buradan o olayı daha net bir şekilde anlayacaksınız. Yani ben cismin ilk haline göre dikkat ettiğinizde kuvveti tatbik etmişim. Ne olacak? Cisim uzayacak. Ama bu uzama esnasında ilk hali işte kesikli çizgilerle olan hal. Cismi çektiğim zaman hem bu yönden hem de dik yönlerden renkli mavi şekle dönüştü. Yani ne oldu? Daralmış. Hem y ekseninden hem de z ekseninden daraldığını görüyorum çekme sonrası. Demek ki bir yönde kuvvet tatbik ettiğim zaman diğer yönde cismin daralma durumu ortaya çıkmakta. Yani ebatı azalmakta. Yani bu durumda aksi belirtilmedikçe diyelim. Ele aldığımız malzemeler tabii ki şu önemli bakın homojen ve izotropik olması lazım. Yani her tarafta aynı olması gerekiyor. Ve buradan dolayı da şu şekilde kabuller yapıyoruz şimdi. Mesela nedir o? Bir kere bildiğimiz ifadeleri yazacak olursak sigma eşittir P bölü A olduğunu biliyorum. Sigma x eşittir P bölü A. O yönde kuvvet var. Gerilme bu. Başka? Bu yönde deformasyon olacak. Onun formülü neydi? Epsilon x eşittir. Sigma x bölü E malzemeye bağlı olanı. Veya delta L bölü L de denilebilir. O da deformasyonlar cinsinden olan uzunlukla alakalı. Bu durumda kuvvet sadece x eksenine etkidiği için diğer yönlerdeki gerilmeler sıfır bakın. Gerilme yok. Ama bu şu demek değil. Şekil değiştirme de yok. Hayır. Çünkü buralarda kuvvet yok. Kuvvet olmamasına rağmen sen buradan çektiğinde öbür taraflar daraldığını Poisson denen vatandaş fark ediyor. İşte bundan dolayı da homojen ve izotropik cisimlerde ebatların da aynı olduğunu düşünseniz, farklı olduğunu da düşünseniz fark etmez. Epsilonlar birim şekil değiştirme miktarları ise buradaki vatandaş diyor ki epsilon y eşit olmalıdır. Epsilon z şeklinde. İşte burada şöyle bir şey çıkıyor. Bu değerler enine şekil değiştirme değerleri. Epsilon y ve epsilon z. Şimdi Poisson oranı ne demek? Bu bir sabit. Malzemelere göre değişiyor. Adamın adı Simon Dennis Poisson. Bu 1780'li yıllarda işte doğmuş. Vatandaş diyor ki enine şekil değiştirme bölü eksenel şekil değiştirme farkı bu katsayıyı verir. Yani ne demek bu? Cisim bu tarafta uzamasına rağmen diğer tarafta daralıyor. Yani ters yönde. Biri genleşip pozitif yaparken
Öbür taraf daralıp negatif oluyor. O zaman bu oranı mü harfiyle belirtmiş Poisson. Eşittir. Ters yönde bir davranış olduğu için biri pozitif, biri negatif. O zaman başına eksi koyuyoruz bu katsayının. Bölü enine şekil değiştirme. Şekil değiştirme. Bölü eksenel yani boyuna. Eksenel şekil değiştirme diyelim. Ve böylece karşıma mü eşittir eksi epsilon y bölü epsilon x. İzotropik ve homojen ise yani diğer yönü de aynı demek oluyor. O zaman eksi epsilon z bölü epsilon x denilir diyor. Yani bir taraftan şekil değişimi var pozitifte, öbür taraflardan negatifte. İzotropik olduğu için de iki yön aynı. O zaman ben bu formülü genelleştirmeye çalışırsam, yani ben zaten şu ifadeyi biliyorum. Epsilon x eşittir, kuvvetin tatbik edildiği yön, sigma x bölü e. Bunu zaten biliyorum. Ve yeni olarak şunları ekledim. Epsilon y tabii ki x yönünde kuvvet varken ve epsilon z buradan terse doğru gidecek olursanız epsilon y ne demektir? Mü çarpı epsilon x negatif olacak şekilde. Epsilon z neymiş? Eksi epsilon x çarpı mü olur. Yani aynı şekilde eksi mü çarpı sigma x bölü e olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisini iyice dikkatle inceliyoruz. Tek yönde kuvvet var. Orada gerilmeyi yapar. Ama diğer yönlerde gerilme yoktur. Çünkü kuvvet yoktur. Tabii normal gerilmeden bahsediyorum. Ama aynı zamanda gerilme olmamasına rağmen şekil değiştirme vardır. İşte bu oran Poisson oranı olarak adlandırılıyor. Ve bu mesela çekme testini, malzemeye çekme testi yapıyoruz. Y yönünde nesneyi çekiyoruz diyelim. X ve Z yönlerindeki deformasyonlarını eğer okuyabiliyorsak o zaman bu testle her malzemeye ait Poisson oranını da çıkartmış oluyoruz. Tabii ki bu ortotropik, anizotropik gibi farklı malzemelerde başka şeyler verir. Ama izotropik malzemelerde söylediğim gibi X, Y, Z yönleri şey yapar. Bir yönde ifade varken diğer yönde yoktur. Şimdi hemen Poisson oranındaki örneğimize devam edelim. Evet, bu şekilde bir malzeme ve görüntü verilmiş. Bunun geometrisi verilmiş. Şimdi burada sorduğumuz şey malzemesi homojen ve izotropikmiş. Bu çubuğun elastisite modülünü ve Poisson oranını bilmek istiyoruz. Hangi koşullar altında? 12 kN'lık yük vermişiz eksenel olarak. Ve bu çubuk X'te 300 mikrometre uzama yaparken Y dediği, ki izotropikse Z'si de aynı demektir. 2.4 mikronluk daralma yapmış. İki yönde de. O zaman ne yapacağız? Hemen bir kere alanımızı hesaplayalım. Alanımız ne olacak? Çap 16'ymış. Dersek A eşittir pi çarpı r kare. Pi çarpı 8'in karesi olacak. Yani hatta metre cinsinden mikrometre falan diyoruz. O zaman metreye çevireyim istiyorsanız. 10 üzeri eksi 3. Tabii ki ikisini birden karesini alayım. Kafanız karışmasın. Şöyle yapalım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün evet şöyle düzelteyim.
8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan da 201.10 üzeri eksi 6. 201 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare diyelim. Bu çubuğumuzun kesit alanı. O zaman gerilmeyle başlayalım. Gerilmemiz ne olur? Sigma x eşittir kuvvet bölü alan. F bölü A. Kuvvetimiz direkt yazalım hatta. 12 çarpı 10 üzeri 3 Newton'a çevirdim. Bölü alan belli. Direkt A yazıyorum. Hesabı yukarıda yapmışız zaten. Eşit olmalıdır. 59.7 megapascal çıkmış. Sonra bunu bildiğime göre x yönündeki deformasyona bakayım. Birim şekil değiştirme miktarına. Bu da delta L bölü L'den, yani delta x bölü L diyelim. Delta x miktarını vermiş zaten arkadaş bize. 300 mikron olarak vermiş. 300 mikrometre bölü. Uzunluğumuz toplamda 500'müş. Buradan da x yönündeki şekil değiştirme miktarımız 600 çarpı 10 üzeri eksi 6. Milimetre bölü milimetre veya 600 mikron diyebiliriz. Şimdi ben y yönündeki şekil değiştirmeyi de ölçebilmişim. Nasıl ekstansiyometrelerden bahsetmiştik. Çap ekstansiyometresi kullandım. Bunu da ölçtüm. Uzunluk ekstansiyometresiyle diğerini 300'ü ölçmüştüm. O zaman öbüründe ölçtüğüme göre epsilon y eşittir. Ne diyeceğim ben? Delta y bölü. Bu sefer d oldu. Oradaki uzunluk çap çünkü. Eşittir. Ne kadar daralmış? Eksi 2.4'lük bir daralma var. Bölü çapımız 16'ymış. Eşittir. Bu da eksi 150 mikron. Eksi 150 çarpı 10 üzeri eksi 6 milimetre bölü milimetre diyebiliriz. Buradan elastisite modülüne bakalım. Kaç olur? Yani normalde şunu yapıyorsunuz. Bu deneyi yaptınız. Deney sonucunda malzemenin elastisite modülünü kendiniz belirliyorsunuz işte. Normalde size gösterdiğim deney videolarından çıkan sonuç bu. Tabi bu bir değer için değil, bir sürü değer alıp ortalaması da alınabilir. O zaman E eşittir sigma x bölü epsilon x dersek eşit olmalı. 59.7 bölü, tabii ki bu megapascal, 600 çarpı 10 üzeri eksi 6. Gerilmeyi bulduk. Epsilon x'i de burada bulmuştuk. Buradan direkt elastisite modülü yazılır. Kaçmış? 99.5 gibi bir şey çıkmış elastisite modülü. Değerimiz ne? Gigapascal olarak bulunmuş. Sonra Poisson oranını hesaplamak istiyorsak epsilon y'yi ve epsilon z'yi hesaplamış olduk. Bu epsilon z'ye de eşit. Niye? Çünkü silindirik bir parça hem de izotropik homojen. O zaman fark etmez. İkisinden birisi aynı sonucu verir. Poisson oranını hesaplamak istiyorsam eşittir. Eksi enine deformasyon, yani epsilon y veya epsilon z aynı şey. Böyle epsilon x eksenel deformasyon eşit olmalıdır. Eksi epsilon y'ye bakıyorum, daraldığı için negatiftir o. Tekrar eksi geldi o yüzden. 150 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 600 10 üzeri eksi 6'dır. Bunlar götürür. Poisson oranımız buradan 0.25 çıkar. Şimdi Poisson oranının böyle birden büyük bir rakam çıkması mümkün değildir. Hatta kolay kolay 0.5'leri de çok görmezsiniz. Yani 0.2, 0.3, hadi 0.4 gibi rakamlar olabilir. Bu aralıktadır genelde. Tabii özel malzemeler için bu muhtemelen değişebilir ama 1 gibi bir rakam görülmez. Şimdi Poisson oranını da tarif etmiş olduk. Gelelim bir cisme yükleme yapıldığında bu Hooke kanununun
durumunu değerlendirmeye. Diyorum ki çok eksenli yükleme durumunda. Yani biz sadece bir yönden değil de bütün yönlerden yükleme yapsak, X, Y, Z'den yükleme yapsak, o zaman hukuk kanunu nasıl bir hal alır ona bakalım. Mesela birim eleman üstünden anlatmaya çalışacağım. Burada birim elemanımız bu. Her yönde yükleme ve bundan dolayı da gerilmeler var. Yani X, Y, Z'de 3 eksende de yükleme var. Şu ana kadar tek eksene bakmıştık. Şimdi diyorum ki 3 eksende de yükleme var. 3 eksende de normal gerilmeler var. Ve bu duruma işte biz çok eksenli yükleme hali diyoruz. Çok eksenli yükleme hali. Şimdi burada ben deformasyonları inceliyorum artık. Şimdi bu birim eleman olduğuna göre her bir uzunluğu 1 olarak kabul etmiştik. Bunu hatırlıyorsunuz yani. Birim eleman, birimsiz ama çok sonsuz küçük bir eleman. Uzunluğu 1 ise ben herhangi bir yerden tutup çektiğim zaman ne kadar deforme olacak bu? Şekil değiştirme miktarı neydi? Epsilondu. Ben bunu çekip uzatırsam ne kadar daha uzar bu? Epsilon x kadar uzar. Burası 1. Her yönde var. Y'de çekersem 1 epsilon y kadar uzadı. Z'de çektim. 1 epsilon z kadar uzadı. O zaman şekil şu hali alıyor. Yani 3 yönde de 1 artı her yön için epsilon uzama miktarları devreye giriyor. O zaman şunu gösterirsek. Yani karşımıza bu çıktı. Eleman 1'di. Her yönde gerilmeye maruz bıraktım. Ve böylece her yönde 1 artı epsilonluk o yöne ait deformasyon miktarı kadar bozuldu. Şimdi burada buna işte dikdörtgenler prizması şeklini aldığımızı biliyoruz. Çünkü gerilmelerin değerleri farklı olabilir. Her yerde aynı değerlerde olursa o zaman bu bir küp olur. Ama farklı ise yükler, bir yükleme, gerilmeler farklı ise o zaman dikdörtgenler prizması olur. Şimdi burada şekil değiştirme bileşenlerimiz var, epsilonlar. Ve gerilme bileşenlerimiz sigmalar var. Bunları biz ne yapacağız? Birbirleri cinsinden ifade edeceğiz ama artık bir yöndeki gerilme öbür yöndekinin etkilediğini biliyoruz. Çünkü her yönde gerilme var bunda. Nasıl diğer soruda, diğer anlatımda gerilme uygulanmamasına rağmen öbür taraflar daralıyordu çekilme halinde. Burada üç yönde de gerilme var. Bir yöndeki gerilme diğer yönleri deforme ediyor. Çekiliyorsa daralıyorlar. Bastırılıyorsa genişleyecekler gibi söylenebilir. O zaman ben diyorum ki 3 yönden de gerilme var. Bu 3 yöndeki gerilme diğer yönlerdekileri de etkileyecek bir deformasyona sebep olur. O zaman hepsini toplayacağız. Yani süperpoze edecek isek karşımıza şu çıkar. Her yön için ben bir tanesini yazayım. Mesela ne diyelim burada? Sigma x için bakarsak. Ne var elimde? Sigma x bölü e var. Bu epsilonu verir. O zaman bunun diğer yönleri etkileyeceği ifade ise eksi Poisson sigma x bölü e olur. Diğer yönler için de yazarsak bunu karşımıza şu çıkar. Yani x için sigma x bölü, y için sigma y bölü ve z için. Sonra diyorum ki cisim x yönünde şekil değiştirdiğinde gerilme uygulandığında ne olacak? O yöndeki epsilon zaten sigma bölü x değil midir? Yani şu. X yönünde kuvvet verildiğinde gerilme yapıyor ve o yöndeki epsilonu zaten bu oluyor. Ama diğer yönlerde gerilme yok. Yalnız deformasyonu var. Onu da nasıl yazmıştık? Eksi mü mesela y yönü için sigma y bölü e demiştik. Şimdi burada her yön için diğer yönleri de etkileyen değerleri dikkate alarak ifadeyi yazarsak o zaman karşımıza işte şu çıkar.
bu ifade. İşte biz buna çok eksenli yüklemeye maruz kalan bir homojen izotropik malzeme için diyoruz ki genelleştirilmiş Hooke yasasıdır bu verilen ifadeler. Ne demek bu? Yani malzemenin X, Y, Z yönlerinde gerilmeleri var. Her bir durum için, yani X'te gerilme var iken X yönündeki gerilmenin epsilonu zaten epsilon eşittir sigma X bölü E yapıyor. Diğer yönde sigma Y yok olmadığı durumda burası zaten sıfır oluyordu. Ama sıfır derken gerilmesi sıfır oluyordu. Yalnız şunu söylüyorduk. Neydi o? Poisson oranıyla aslında diğer taraflar şekil değiştiriyordu. E şimdi burada hepsi var. Sigma Y'de de gerilme var, sigma Z'de de gerilme var ama bir tanesinin etkisi, X'tekinin etkisi, Y'dekinin etkisine Poisson oranı nispetinde değiştiriyor diye de öğrendik. O zaman X yönü Y ve Z'yi Poisson nispetinde değiştirdi. Y yönü, şimdi bunu bir matris sistemi olarak düşünürsek, Y artık burası mesela X, Y, Z, burası da, dikkat edin, şöyle söyleyeyim, X, Y, Z. Yani X'in X'e denk geldiği yer sigma X, X yapıyor. Problem yok. Y'nin Y'ye denk geldiği yer, Y'nin Y'ye, Z'nin Z'ye denk geldiği yer, Z, Z. Ve bunlara bakacak olursak, bunlar aslında bize direkt epsilon Y eşittir sigma Y bölü E, epsilon Z eşittir sigma Z bölü E'yi verdi. Yani burada diagonal elemanlar neyi vermiş oldu eğer bir matris yazacak olsaydık? Epsilon X'lerin, o epsilon X, epsilon Y, epsilon Z'lerin sadece o yöndeki durumlarını verdi. Ama diğer yönler için nasıl burada X, Y ve Z'yi Poisson nispetinde etkilediyse burada da Y, X'i ve Z'yi, Z ise X'i ve Y'yi Poisson oranı nispetinde etkiler. Şimdi burada bu ifadeler epsilonlar cinsinden yazılan ifadelerdir. Peki biz bunu, epsilonları gerilmeler cinsinden yazarak, yani şekil değiştirmeleri gerilmeler cinsinden yazarak buluyoruz. Bunun tersini yapsam ben, yani gerilmeleri şekil değiştirmeler cinsinden yazsam, tabii ki o zaman her bir yön diğer yönü etkileyecek. O zaman ben size şöyle yazmış olayım. Sigma X eşittir. Tabii ki bunu isteyenler çıkartmayı denesinler. Zor bir şey değil. E çarpı mü bölü 1 artı mü çarpı 1 eksi 2 mü kapattık. Sonra epsilon x artı epsilon y artı epsilon z artı 2 G, bu G'nin ne olduğunu da söyleyeceğim şimdi, çarpı epsilon X yapar. Şimdi bunu diğer yönlere etkittiğim zaman, diğer yönler için yazdığımda hemen şöyle kopyalayacağım bunu. Burada şunu düzeltelim. X yerine Y yapıyorum. Burayı da Z yapıyorum. Burada ise son kısımlar değişiyor. Evet, buna bakacak olursak sigma Y, sigma Z, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z olarak gösterilir. Yani bu da bizim
gerilmeleri şekil değiştirmeler cinsinden veren ifadeler olur. Bu şekilde genelde bazı kitaplarda vermiyorlar. Ben size bilginiz olsun diyerek vermek istedim. İşte şurada geçen kısım hepsinde aynı. Bu bir sabittir. Ve buna lambda sabiti diyoruz. Lambda ifadesiyle. Yani lambda eşittir. Şöyle yapayım. Diğer kısımları silelim. Lambda eşittir e çarpı mü bölü 1 artı mü çarpı 1 eksi 2 mü şeklinde ki ifade lambda sabiti. Şeklinde adlandırılır. Evet, bu da önemli. Şimdi gelelim burada bir örnekle bu genelleştirilmiş Hooke yasasını, 3 eksendeki deformasyon durumunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Evet, bu şekilde bir cisim. X, Y ve Z'de ebatları verilmiş. Burada deniyor ki her yüzeyinde düzgün bir basınç var. Yani bütün yüzeylerden bastırıyorum aşağıya doğru. İçeriye doğru büzüştürmeye çalışıyorum. Ve biz buna hidrostatik basınç gibi bir şey diyebiliriz. Yani bir nesneyi tamamen denizin dibine attınız. Bütün her yerinden aynı şekilde içeriye doğru bastırılıyor bakın. Böyle düşünülebilir mesela. O zaman diyorum ki AB kenarının uzunluğundaki değişme, yani şurası için AB kenarında eksi 30 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre imiş. Eğer AB kenarı bu kadar şekil değiştirirse diğer kenarlar, diğer iki kenar yani mesela işte CB, BD vesaire gibi kenarların şekil değişimi ne olur? Onu hesaplayalım. Ve burada bloğun üzerine ne kadar bir basınç uygulanmıştır ki böyle bir şekil değiştirme olur? Bir de onu hesaplayalım. Bizim için gerekli işte ortalama yumuşak bir çelik için 200 gigapascal elastisite verelim. Bu elastisite modülü verelim. Sonra da Poisson oranı verilmiş malzeme için 0,29. Olarak verilmiş. Şimdi bu durumda ben diyorum ki bir kere her yöndeki gerilme aynıymış. Onu söylemiş. O zaman ben şunu diyebilirim. Sigma x, sigma y, sigma z birbirine eşit ve eksi p basın. Çünkü içeriye doğru bir gerilme oluşturmasını istenmiş. O yüzden eksi p diyebilirim. Sonra şekil değişimleri de ne olacaktır? Bu da gene hesaplayabilirsiniz. Her yön devreye alınıyor. Her yönde aynı şekilde deformasyon olacağına göre, aynı değerler olacağına göre birbirlerini götürecekler. Yani nasıl söyleyelim? Genel formülü yazalım bir daha. Bir tanesini yazayım. Mesela x yönü için bunu koydum karşıma. O zaman şuna bakarsam her yönde aynı şekilde deformasyon varsa bir kere gerilme bölü alan, değil mi? Gerilme bölü alan diyeceğiz. Neye bu? Şöyle yazarsak sigma eşittir f bölü a ise gerilme bölü alan diyorum. Yanlış söyledim. Gerilme çarpı alan. F neye eşit olacak? Gerilme çarpı alan olacak. Veya ben burada gerilmeleri kuvvet cinsinden yazacak olursam gerilme bölü alan yapacak. Yani bunları ben kullanabilirim.
O zaman bu değerler birbirini götürecektir. Dikkat edin. Şimdi burada eksi mü var. Burada da eksi mü var. E kuvvetler aynıysa bu değerler ne yapar? Birbirinin aynısı olur. Zaten ne dedik? Sigma eşittir her yönde. Sigma x, sigma y, sigma z. Hepsi de eksi p olur dedik. Şimdi o zaman burada bu değere 1 dersen ben. Gerilmeler de aynı. 1 bölü e'ye hatta p diyelim biz. Buradan eksi mü p. Eksi mü p olur mu? O zaman eksi 2 mü p olur. Bir de burada pozitif var. 1 eksi 2 mü olur. P parantezini alırsam. E de aşağıda var. O zaman ne olur burada? Epsilon x eşittir. Eksi p bölü e parantezinde 1 eksi 2 mü oldu. 1 buradan eksi mü. Eksi mü de buradan eksi 2 mü yaptı. O zaman bu aynı zamanda her yöndeki deformasyon da birim şekil değiştirme miktarı da eşit ise, çünkü aynı malzeme, izotropik, her yere aynı basınç uygulanmış, farklı değil gerilmeler, o zaman eşit oluyor işte. Farklı olsa eşit olmayabilir. Farklı gerilmeler farklı deformasyonlar yaptırır ama her yöndeki gerilme aynı. O zaman bunlar da eşit oldu. Bu durumda ben epsilon x'i hesaplasam, eşit olmalı. Delta x bölü AB kenar uzunluğu. LAB diyelim ona. Eşittir. Delta x ne kadarmış? Eksi 30 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar deforme olmuş bu. AB'nin uzunluğu ne kadarmış? 100 milimetre bölü 100. Yaptığımda E'deki deformasyon miktarı, yani birim şekil değiştirme miktarı diyelim, eksi 300 mikron. Yani eksi 300 10 üzeri eksi 6 milimetre bölü milimetre olur. Epsilon y ve epsilon z de birbirine eşitse demek ki bunlar da aynı rakamda olurlar. O zaman hepsinin şekil değiştirme miktarları aynı, birim şekil değiştirme miktarları, ama uzunlukları farklı olduğu için farklı sonuçlar çıkacak. Buradan hareketle de delta y ne olur? Epsilon y çarpı lbc. Epsilon y gene aynı şey. Yani eksi 300 çarpı 10 üzeri eksi 6. Ondan sonra çarpı L uzunluğu ne kadarmış? Elli milimetre. Buradan eksi 15 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre kadar Y'de deformasyon olduğunu görüyorum. Aynı mantıkla Z için bakarsam da epsilon Z L, bu sefer Z yönüne baktığımızda ne var orada? BD var. Gene eksi 300 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı, burada da 75'miş uzunluk. Eşit olmalıdır. Eksi 22.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetrelik bir deformasyon yapacaktır diye de ifade edebiliriz. Ve sonuç itibariyle ne sorulmuş? Bloğun yüzeyine uygulanan, her yerde aynı olan bu basınç nedir diye sorulmuş. Biz demiştik ki hepsi aynıdır. Yani sigma x, sigma y, sigma z eşittir. Eksi p demiştik. Hepsini aynıdır diye söylemiştik. Çünkü öyle diyor zaten bize. Sonra şunu da çıkartmıştık.
her yön için basıncın formülünü de çıkartmıştık. O zaman ben buradan P'yi çekersem P eşittir eksi E çarpı epsilon bölü 1 eksi 2 mü yapar değil mi? Şu formül. Yazarsam P eşittir eksi E çarpı epsilon x bölü 1 eksi 2 mü ise E değerini vermiş 200 gigapascal. Yani mesela megapascal'a çevrilebilir. Nasıl istiyorsanız. Sonra epsilon değerini buldum. Eksi 300. Çarpı 10 üzeri. Eksi 6. Bölü. 1 eksi. 2 çarpı 0.29. Verilmiş zaten. Evet. Buradan da tabii sonuç şey çıkıyor. P eşittir 142.9 megapascal olarak bulunmuş. Her yüzeye 142.9'luk bir megapascallık bir basınç uygulanmış diye soruluyor. Evet, şimdi buradan sonra Poisson oranıyla da ilgili bir şey yaptık. Şimdi gelelim hacimsel genleşme veya yığılma, hacim modülü diye geçiyor bu. Hemen bunu anlatalım. Burada şunu gördük biz. Neydi o? Dedik ki bizim birim elemanımız var. Her taraftan gerilme uygulanıyor. Ve bu gerilmeler neticesinde her yönde 1 artı epsilon kadarlık bir değişim var. Bunu biliyorum, anlattım. Sonra diyorum ki burada X, Y, Z'de normal gerilmeler var. İzotropik bir malzeme. Şimdi hacmine bakıyoruz. Yani yığılma veya hacim modülüne bakıyoruz. O zaman diyorum ki ben gerilmesiz bir halde işte birim hacimli küp elemana baktığımızda gerilmelere bakarsak Poisson oranını her yön için yazdığımızda şunu bulur muyuz biz? Artık yazmayalım. Biraz vakitten tasarruf etmek isteyelim. Hacim için yazarsam tüm yönleri dikkate aldığımda birinci yönde yani V hacim X yönünde 1 artı epsilon X kadar. Y'de 1 artı epsilon Y kadar. Z'de 1 artı epsilon Z kadar genleşmiş. Ve hacim bu kadar değişmiş, büyümüş. İse ben diyorum ki madem benim hacmim birim elemandı. Her tarafı 1, 1, 1'di. O zaman ben bu elemanların hepsini 1 olarak gösterebilirim. Birim elemanın büyüklüğünü 1 olarak gösteririm. Hacmini yani. 1 çarpı 1 çarpı 1 ne yapar? 1 yapar. O zaman ben bunu şöyle değiştiriyorum. Bu ifadeyi yukarıdaki. V eşittir. 1 diyorum. Nedir bu? Aslında 1 çarpı 1 çarpı 1'dir. Ama eşittir 1 yapar. Sonra diyorum ki bunlar var ama ne kadar gelişmiş oluyor? Her yönde epsilon x, epsilon y ve epsilon z kadar değişiyorsa o zaman ben artı diyorum. Epsilon x artı epsilon y artı epsilon z'ye dönüştürebilirim. Bu şekilde yazarım diyorum. Sonra da ben diyorum ki ne kadarlık bir şekil değiştirme oldu. Yani gerçekteki rakam 1 ise ben şekil değiştirme miktarlarını bundan çıkartsam elimde kalan rakam yani eksi 1 desem. 1 zaten birim elemandı. Birim elemanın üstüne bu kadar eklenmişti. Birim elemandan geri çıkarttığımda şekil değiştirmeyi bulurum. Bunlar götürecek elime epsilon x, epsilon y, epsilon z kadar kalacak. Demek ki hacimdeki şekil değiştirme miktarı ki buna biz e diyoruz. Onu da aslında v değil de v eksi 1 diye ifade ediyoruz o zaman.
Sıdır budur. Yani ben bir daha şöyle topluca görüntü vereyim size. O zaman karşına bu geliyor. Yani E dediğim şey hacim belli. V dedik. Onu 1 artı şu şekilde yazdık. Yani burası V demek. Genleşmiş halinin hacmi bu. Birim eleman da bu. Çıkarttım onu. Ne kadar genleşti? İşte bu kadar genleşti. O da nedir? E'dir. Demek ki E eşittir. Epsilon X, Epsilon Y, Epsilon Z'nin toplamı olur. Bu. Bu neymiş? Hacimdeki değişme miktarıymış. Devam edelim. O zaman ben bu her yön için bu ifadeyi yerine yazarsam. Yani bu yönleri düşündüğünüzde kendi yönlerine göre ne olacaktır? Mesela epsilon neye eşit? Sigma bölü E'ye eşit. E'ye eşit. Yani E eşittir sigma bölü E. Aynı şey. Epsilon X sigma X bölü E. Epsilon Y sigma Y bölü E. O zaman ben bunu ne yaparım? Hepsini epsilon sigma x bölü e artı sigma y bölü e artı sigma z bölü e. Bunları topladığımda diğer yönlerdeki değiş sadece kendi yönlerine olan etkilerini bulmuş olurum. Peki bir de ne vardı? Her yön için hatırlayın ana formülü. Oraya tekrar koyayım istiyorsanız ana formülü ki kafamız karışmasın. Sadece hatta hepsini koyalım. Ana formülü koyduğumuz zaman burada ne olduğunu göreceğiz. X yönü için bu var ama diğer yönler de var. Yani eksi 2 mü var diğer yönler için. O zaman işte karşıma her birini dengeleyecek şekilde şu ifade çıkar. Yani 1 eksi 2 mü'lü ifade gelecek oradan. O zaman diyorum ki ben hepsini total olarak vermiş olayım. Yani ne olur? Önce buradan hepsini tek tek yazdım. Şurası sadece kendi yönlerinin etkisiyle. Ama çekip ittiğin zaman diğer yönleri de etkiliyordu. Bir mü buradan geliyor. Bir mü de buradan geliyor. Sigma y'si var. Sigma z'si var. Diğer de y, z var. Diğer tarafta, pardon, düzelteyim hemen yanlış yapmayalım. Diğer tarafta x, z var. Bu tarafta ise x, y var. Y'den kaç tane mü'lü? 1, 2. Z'den kaç tane? 1, 2. X'den kaç tane? 1, 2. Hepsinin de bölü e'si var mı? Var. O zaman 2 mü'sü de hepsinin olacak 2 tane. O zaman sigma x artı sigma y artı sigma z halini alır. İşte burada da en nihayet aşağıda 1 eksi 2 mü bölü e. 1 nereden geldi? Sigma x y z parantezini aldım. Burada da var. Buradan 1 geldi. Buradan eksi 2 mü geldi. Bölü e ikisinde de var. O zaman 1 eksi 2 mü bölü e. Sigma x artı sigma y artı sigma z şeklinde ben bunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. İşte burada eleman başlangıçta birim hacimli olduğundan buradaki küçük e harfi birim hacimdeki değişme miktarını gösteriyor ve buna biz hacimsel genleşme şeklinde isim veriyoruz. Yani şu hacimsel genleşme ifadesi. Yazalım istiyorsanız. Hacimsel genleşme. Şimdi burada cismin düzgün bir P hidrostatik basıncının altında kalmasını yani P hidrostatik basıncına maruz kalmasını düşünüyor isek. Yani söylediğim gibi denizin altına bıraktık. Bütün her yerine aynı şekilde baskı uygulanıyor. O zaman her yerini içeriye doğru bastırmaya çalışıyor. Bir yerini çekip diğerini daraltmaya çalışmıyor. Sadece bir yöne çekme uygulasan o yönü çeker, diğer yönleri daraltır.
veya basma uygulasan orayı kısaltır, diğer yerleri genleştirir. Ama ben her yerinden eşit şekilde bastırıyorsam, o zaman hiçbir taraf, yani bir taraf daralırken öbür taraf genleşmeye çalışmıyor. Her taraf büzülmeye çalışılıyor. İşte bu özel bir haldir. Buna biz hidrostatik basınç hali diyoruz. Bu durumda ise her bir gerilme bileşeni eksi P'ye eşit. Daha deminki sorudaki gibi. Yani hepsi eksi P. Eksi P. Eksi P. Eksi P. İşte bu durum hidrostatik basınç halidir. E madem bunların hepsi P'dir şunlar. Ki sigma neydi? P bölü kuvvet bölü A idi. P dediğime bakmayın. P kuvvet. Bu da P bölü A demek değil mi? Her biri de aynıysa. E kaç tane var bundan? 1, 2, 3 tane mi var? Yani 3 tane şey yapıyor. O zaman ben bu 3'ü alırım. Bunun başına yazarım. Ve kuvvet etkileri gelir. Hepsinde A etkileri var. O zaman o A etkilerini dikkate almıyorum. Çünkü hacimden bahsediyorum zaten. O zaman karşıma şöyle bir ifade çıkar. E eşittir. Eksi 3 geldi. 1 eksi 2 mü? Bölü elastisite modülü çarpı P. İşte buradan da biz yığılma modülü olan K ifadesini çıkartıyoruz. Onu da şöyle ifade edersem. Netice olarak karşıma bu gelir. E eşittir 3. Bu ifadeyi çıkarttık zaten şuradan. Ondan sonra burada işte şu E'yi eksi P bölü K yaptığımızda, yani K'yı da bu şekilde dönüştürecek olursak, bu K ifadesini biz yığılma modülü veya basınç modülü olarak adlandırırız. Yani şurası. Yazalım onu da. Yığılma modülüdür bu. Evet, şimdi bununla ilgili bir örnek yapacağım. Biraz hızlandırmak maksadıyla örnekleri çözmektense böyle genel olarak anlatıp geçmek istiyorum. Şimdi burada gene bir cisim verilmiş blok. 180 megapaskallık hidrostatik basınca maruzmuş. Yani her yönden 180 megapaskal dıştan içeriye doğru bastırıp büzültmeye çalışıyor. Bu durumda hacimdeki delta V değişimi ne kadar olur onu soruyor. Bize elastisite modülü ve Poisson oranlarını vermiş. O zaman bakın hemen hacimsel yığılma. Çünkü hidrostatik basınçta sıkışmasını düşünüyorsak hemen K faktörünü bir hesaplıyoruz. Formülü çıkarttık. Sonra E katsayısı, yani eksi P bölü K diyeceğiz. Yığılma faktörünü koyacağız. Oradan da E dediğimiz ifade hacimdeki değişimi bulmuş olacağız. Ya, hacimdeki değişimi buluyorsak hacmi ne kadardı onu bulacağız. Sonra da bu hacimdeki değişimden ortaya çıkacak elde edeceğimiz değeri mesela buradan bulmuş olacağız. Hemen ben size bakayım burada çözümünü bulmaya çalışayım. Evet, biraz hızlı geçmek durumundayız. Çünkü hep tekrar ettiğimiz gibi elimizde biraz fazla konu var. Şimdi burada bakacak olursak hacim modülünü çıkarttık biraz önce formülünü. Formül bu. Bize bu lazım çünkü hacimdeki değişimi soruyor. Tamam, elastisite modülünü vermiş 200 GPa. Sonra formül belli. 1 eksi 2 mü. Mü dediği Poisson oranı. Yani 2 çarpı 0.29 yaptık. Buradan hacim modülünü bulduk. Yığılma modülünü. Peki bölü eksi P bölü K, yani yığılma modülü burada. O zaman E'ye geçeceğiz. Yani E neydi hatırlıyorsanız?
Birim hacimdeki değişimi gösteriyordu. Bakın e ifadesi birim hacimdeki değişimdi, küçük e. Bu o. Eksi p bölü k dediğimde zaten ne kadarlık bir kuvvet olduğu verilmiş. Pardon, basınç olduğu verilmiş. Ben k'yı da buldum. Eksi p bölü k dediğimde birim hacimdeki şekil değiştirmeyi değişimi görmüş oldum böylece. E peki benim hacmim ne kadar? Onu bir hesaplayayım. 80, 40, 60 çarptım. Hacim bu çıktı. E şimdi E dediğim ifade benim birim hacmimdeki değişimi gösteriyorsa aslında ne bu E? Şu demek yani bir bakıma. Yani uzunluk cinsinden bakarsak delta L bölü L. Alan cinsinden baksak delta A bölü A. Hacim cinsinden baksak delta V bölü V işte. O zaman ben burada hacim cinsinden hesap yapıyorsam diyorum ki delta V bölü V. Delta V miktarını ben ne yapmıştım? Zaten buldum. Birim şekil değiştirme hacimdeki bu. Bunu getiriyorum direkt. Burada yazdım. Bu oldu delta V. Peki hacim ne? İşte bu. Pardon yanlış söyledim. Delta V'yi bulmaya çalışıyoruz. Delta V'yi bulmaya çalışıyoruz. E miktarı birim hacimdeki şekil değiştirme o bu. Aynı şekilde burada hesapladık. Sonra hacmimizi de burada bulduk. Bunu yazdık. Yani birim şekil değiştirme ile hacmi, ilk hacmi çarptığımız zaman hacimde toplam ne kadar şekil değişimi olduğunu buluyoruz. Bu küçük e birim hacimdeki şekil değişimi. Birim hacimdekini bulduk ve genel hacimle çarpıyoruz. Toplam hacimdeki şekil değiştirme miktarını bulmuş oluyoruz. Evet, bu şekilde izah edebiliriz. Şimdi gelelim kayma şekil değiştirmesine. Evet, kayma şekil değiştirmesine geldiğimiz zaman şimdiye kadar biz eksenel şekil değiştirmeden bahsettik. Ve bu neydi? Bir yönde biz nesneyi çekiyoruz. O yönde ne kadar uzuyor? Birim uzama nedir? Diğer yönlere etkisi nedir? Poisson etkisiyle bunlara baktık. Şimdi de kayma gerilmesi var ve cisim şekil değiştiriyor olarak buradan başlayacağız. O zaman öncelikle bir birim elemanımızı tekrar yerleştirelim. Evet, bu bizim birim elemanımız. Ve birim eleman üzerine x, y, z normal gerilmeleri, diğer yönlerde ise kayma gerilmeleri tatbik edilmiş. Şimdi burada malzememiz izotropik normal gerilmeler var. Ve kayma gerilmeleri de bunlara karşılık gelecek. To y, x, to z, y, to x, y gerilmeleri şu anda nerede görünüyor? Diğer yönlerde. Mesela x, y burada, y, x burada. X, z. Birbirlerini dengelemiş halde. Tabi diğer bu ön yüzler, arka yüzde de ne var bu yönde? Sigma z var. Bunlara ters yönde ise kayma gerilmeleri bir daha var. O da 3 boyutta dengeleme yapıyor. Her yön için. Bunu söylemiş olalım. Şimdi burada normal şekil değiştirmeleri bir düşünelim. Burada görülen kayma gerilmelerinin normal şekil değiştirmeleri üzerine doğrudan bir etkisi olmuyor. Dolaylı olarak etkileri var. Şimdi biz ona bakacağız. Ve basitçe biz iki boyutta incelemek istediğimiz için ben şurayı alıyorum. Sadece iki boyutuna bakıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela biz iki boyuta baktığımızda cisim burada. Birim eleman. O zaman ne olacak? Yukarıya doğru bir kayma. Burada bir kayma. Normal gerilme. Burada bir kayma gerilme. Bu yönde kayma. Buraya doğru normal. Şimdi diğer yönler 3. boyut. Burası 3. 3. boyut. Diğeri zaten 3. boyut. O zaman bunları da dengeleyici olan aşağı, sola, burada yukarı, burada aşağı olacak. Burada üst yüzeyde sağ, alt yüzeyde sola olacak şekilde dengeleme yapar. Yani ben bunları sadece kayma gerilmelerini dikkate alarak vereceğim size.
tekrar elle çizmek istemiyorum. Hemen şöyle alırsam sadece kaymalı durumuna baktığımızda ve iki boyut gibi düşünürsek birim küpümüz, birim elemanımız ne yapıyor? Bakın, normal gerilme yok. Buradan ve buradan kayma uyguladığında aynen şu oluşur. İşte yan taraftaki şekildeki gibi. Kutu bu. Ben buradan ve buradan tutup çektiriyorum. Bu ne demek? Aslında şu noktayı tutup çekiyorum demek. O zaman bu nokta buraya geliyorsa bu ne olur? Burası buraya gelir, bu noktayı buraya uzatır. Burası da buraya gelir, bu noktayı da buraya uzatır. Yani şunun gibi bir hal alır deforme olduğu zaman. Cisim ilk hali de bu. Yani tabii şöyle şuradaki daha net gösteriyor. Bu da o hal. Şimdi bu durumda düşünecek olursak nedir bu? Normalde bizim birim küpümüzün açıları hep 90 derece. Yani burası 90 derece ama ben burada iki tarafı da çarpıttığım zaman hem buradan ki izotropik olduğunu düşünün. Her yandan aynı şekilde aynı ifadeler var. Kayma gerilmeleri etkisindeki birim eleman işte paralel yüz şeklini alıyor. Birim kenarlı bir paralel yüz diyelim buna. Ve dik açılarda değişim meydana geliyor. Buradaki işte açıları biz gamma açısı diyoruz. Yani mesela XY düzleminde bakıyoruz. Bu iki boyut olduğu için artık şöyle düşünün. Ve şekil değiştirdi. Şu hale geldi. Ve bu düzlemde hangi düzlem? XY düzlemi. O yüzden buradaki şu çarpılma açılarına gamma XY açıları diyorum. Çarpılma açıları. Şimdi o zaman ilk hali 90 derece ise ve toplamda gamma XY kadar şekil değiştirdiyse burada tabii ki açı radyan cinsindendir. Dikkat edin, unutmayın. Açı radyandır. Ve XY doğrultularına denk gelecek bu şekil değiştirmesine kayma şekil değiştirmesine denir. Yani şekil çarpıldı bakın. Toplamda gamma ise burası gamma XY bölü 2 eşit şekil değiştirme olduğu için öyle düşünüyoruz. O zaman burası da gamma XY bölü 2 olur. Toplamda bu açı pi kadarsa yani pi bölü 2 kadarsa yani 90 derece ise buradan gamma XY bölü 2 buradan da gamma XY bölü 2 kadar şekil değiştiriyorsa artık buradaki açı pi bölü 2 eksi gamma XY kadardır. Ha, burası daralır ama diğer tarafta bir o kadar büyür. Yani pi bölü 2 artı gamma XY pi bölü 2 artı gamma XY burası da pi bölü 2 eksi gamma xy'ye kadar olur. İşte kayma birim şekil değiştirmesi bu şekilde olur. Yani eksenel birim şekil değiştirmesi epsilonladır. Mesela x için yazacak olursak diyelim ki epsilon x. Ne oldu? O eksende uzama şeklinde veya kısalma şeklinde olur. Formülü nedir? Delta L bölü L dediğimiz bir formülü vardı. Başka ne vardı? Sigma bölü E vardı. Veya E eşittir sigma bölü epsilon yapıyorduk. Oradan da aklınıza gelebilir. O zaman sigma X hatta izotropik olmayan durumlar için epsilon X de denebilir. E X de denebilir. Her yön için farklı bir E değeri olabilir. İzotropik değilse, homojen değil ise. Madem ben bu formülü biliyorum, bu formül ne içindir? Eksenel deformasyon içindir. İşte burada verdiğim kayma deformasyonudur, çarpılma şeklindedir ve açısal bir olay meydana gelir. Çünkü yüzey dikken bu şekilde açılı bir biçimde gamma xy bölü 2 kadar çarpılır. Öbür tarafta düzdür, o da bu şekilde gamma xy bölü 2 kadar çarpılır. Ve burası da pi bölü 2 eksi gamma xy olur. Yani açısal bir durum. Demek ki eksenel şekil değiştirmede uzama kısalma, kayma şekil değiştirmesinde ise çarpılma şeklinde açısal bir durum meydana gelir. Onu ise aynen buradaki mantıkla gamma xy
eşittir. Bu nedir? Gerilme. Normal gerilme. Ama burada kayma gerilmesi yapıyor bunu. Bölü. Elastisite modülüdür. Yani çekme ile elde ettiğimiz değer. Burada ise kayma vardır. Kayma modülü gelir. İşte size anlatacağım dediğim lame sabiti içerisinde lame sabitini yazarken kullandığımız şekil değiştirmeler cinsinden gerilmeyi yazdığımız genelleştirilmiş Hooke yasasındaki G ifadesi aslında buradaki kayma modülüdür. Kayma modülü. Bu nedir? Elastisite modülü. Bu eksenel durumu verir. Eksenel uzama kısalmadan hareketli olan deformasyon içindir. Bu ise kayma durumundaki modülü verir. Evet, burada ise kayma şekil değiştirmesi olduğunu tanımlamış oluyoruz. Burada deformasyon pozitif x ve pozitif y eksenlerinin doğru olan 200 ile oluşturulan açısının azalmasına sebep oluyorsa, yani pozitif x ve pozitif y eksenlerinin açısı azalıyorsa, bakın bu önemli. İşte o zaman biz buna pozitif diyoruz. Yani bakın tekrar ediyorum. Deformasyon, pozitif x ve pozitif y eksenleri ki hangileri onlar? Şunlar. Yönleri bunlar. Pozitif. Burada bunlara doğru olan 200 ile oluşturulan açı hangisi o? İşte şu açı. Bu açıyı küçültüyor ise işte buradaki deformasyon tipi pozitif olarak tarif ediliyor. Evet. Ve burada kayma şekil değiştirmesini artık iki boyut göstereyim. Hemen şöyle daha net anlayacaksınız olayı. Karşınıza koyduğumuz zaman bu durumu ne olmuş olacak? X ve Y eksenleri. Sadece tek eksende deformasyon var. Sadece Y ekseninde deform olmuş. O zaman gamma tek bir taraftan etkimiş. Diğer taraf sabit kalmış. Açı pi bölü 2 idi. Çarpıldığı için pi bölü 2 eksi gamma x'ye. Ama burada iki tarafta aynı. Yani iki tarafta aynı miktarda gamma x'ye bölü 2 kadar etkimiş ve bu şekilde çarpılmış olur. Şimdi burada elemanın yatay yüzleri dönmeyecek şekilde bir rigid cisim dönmesini kabul ediyoruz. Biz varsayıyoruz. Ve böylece saatin tersi yönünde ve saat yönünde toplam açının yarısı kadar bir rigid dönme varsayıyoruz. O da işte nedir? İkinci şekil. Yani şurası. Yani ne yapmış olduk biz aslında? 200'de oluşan açıdaki değişimleri ifade ediyoruz. Yani rigid cisim hareketiyle burada çok da ilgilenmiyoruz. Burada söylediğimiz şey elemanın yatay yüzleri dönmeyecek. Yani şuralar, şöyle söyleyeyim, şuralar yatay yüzleri dönmeyecek. Ama rigid cismin dönmesi varsayılıyor. Ve burada da saatin tersi yönünde ve saat yönünde toplam açının yarısı kadar bir rigid dönme de varsayıyoruz. Şimdi o zaman işte buradan şu ifade karşımıza çıkıyor. Tekrar ben başka bir şekil vereceğim size. Hatta şunu ifade edebilirim. Şöyle gösterelim. Bakın ne oldu? Hooke kanunu hatırlarsanız. İşte biraz önce yazdığım ifade çıkmış olacak burada. Kaymalar var. Ve söylediğimiz gibi ne demiştik? Tekrar edersek elemanın yatay yüzleri dönmüyor. Bir rigid cisim dönmesi var. Sonra saat tersi yönü ve saat yönü toplam açının yarısı kadar da cisim dönmesini varsayıyorum. O zaman işte tau x'ye ve mu x'ye değerleri kayma gerilmesi ve şekil değiştirmesi diyagramı çizmiş oluyorum bu sefer. Nasıl?
normal gerilme ve normal şekilde işleme diyagramı vardı. Sigma, epsilon, stres, strain, gerilme, zorlanma. Burada da aynı şekilde kayma gerilmesi. Tabii ki bu bir eksen. Mesela x eksen için desek sigma x epsilon x. Bu da düzlem için oluyor tabii ki. To x y ve kayma şekil değiştirmesi ise gamma. Gamma x y şeklinde bir diyagram elde ederiz. Bu bir burulma testiyle gerçekleştiriliyor ki burulma konusunu da bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Burulma testiyle bu elde edilir, kayma modülü. Ve kaymada akma mukavemeti, kopma mukavemeti gibi değerler çekme deneyine göre yaklaşık yarısı kadar olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada da her yön için bunu yazacak olursak, yani x, y, z yönleri için bunu yazacak olursak, o zaman şöyle temizleyelim burayı. Bakın burada kayma modülüne dikkat ederseniz malzemenin rigidlik veya kayma modülü diyor. Elastisite modülü de aynı şekildedir E değeri. E değeri de nedir? Şöyle bir düz çizgi gibi kabul ettiğimiz yerden alıyoruz ya E'yi. Tanjant teta diyoruz. O da neydi? Elastisite modülüydü. Yani sigma bölü E'ydi. Epsilon'du. Bu da E'ye eşitti. İşte buradaki şu bölge bizim rigidlik değerimizi veriyor. Yani elastisite modülü aslında malzemenin rigidliğini verir. Eğrinin altında kalan alana tokluk demiştik böyle giderse vesaire. Burada da aynı şey. Bu da kayma ile alakalı. Malzemenin rigidliği veya kayma modülü diye de adlandırılır. O zaman ben burada şunu temizleyeyim. Ve diğer yönler için de bunları vereyim sizlere. İşte karşımıza bu çıkıyor. X, Y için vermiştik. Hatta X, Y'nin şekli de elimizde kalsın. İsterseniz onu da verelim. X, Y de bu. Formülü de gene benzer biçimde şu Hooke kanunundan hareketle yaptık bu formülü gene. Evet. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey ne? Şu. Bir saniye. Evet, bu bağıntılar geçerlidir lakin orantı sınırı aşılmadığı müddetçe. Bunu tabii ki orantı sınırını malzeme dersinde daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ama ben buradan hareketle şu ifadeleri yazabilirim. En genel gerilme halinde, yani hem normal gerilmeler var, hem kayma gerilmeler var ama malzeme homojen izotropik. Bu durumda genelleştirilmiş Hooke yasasını tatbik ettiğim zaman tüm denklemler şöyle yazabiliriz. Hatta o şekli de verelim tamamını. Zaten bunların bir kısmını önceden çıkartmıştık. Bir kısmını da yeni çıkarttık. Karşımıza formüllerimiz bu şekilde çıkmış oldu. Tabii ki epsilonlar yani şekil değiştirmeler cinsinden. Buradakiler normal şekil değiştirmeler, eksenel. Bunlar ise kayma şekil değiştirmeleridir. Ve her yön için bu şekilde de ifade ederiz. Şimdi burada bununla alakalı bir örnek yapalım. Gene mümkün olduğu kadar hızlı gitmeye çalışacağız. Yani bu şekilde bir soru. Bir taraftan altı bakın zemine sabitlenmiş. Burası zemine bağlı. Üst taraftan çekiliyor. Ne olacak bu? Şöyle düşünürseniz
alt taraf sabit. Çektirdim bir tarafa doğru. Üst tarafta da ayrı bir plaka var. Bu zemine bağlanmış. Buradan çekiliyor. Bakın ne oldu? Çarpıldı. Yani düzlem böyleyken veya şöyle başka bir renkle gösterelim. Bu şekilde düzken kabaca çizecek olursak ortalaması işte bu şekilde bir deformasyon meydana gelmiş. Ve burada da gamma x'ye kadarlık bir açı meydana gelmiş olduğunu görürsünüz. Şimdi o zaman kayma modülünü vermiş. Rigid plaka diyor yapıştırılmış. Söylediğimiz gibi üstteki plaka kuvvetin etkisiyle 1 milimetre hareket ediyor. Yani şurası, ben tabii abartılmış çizdim. 1 milimetre hareket oluşmuş. Malzemedeki ortalama kayma şekil değiştirmesini yani gamma xy'yi soruyor bize. Ve üst plakaya uygulanan P kuvveti nedir? Onu hesaplamamızı istiyor. Hemen ben çözümü hızlıca tarif ediyorum. Formül belli. Neydi o? Tau xy. Ne demek? Bu gerilme eşittir. Elastisite modülü yani E cinsin sigma cinsinden yazsanız sigma eşittir ne diyeceksiniz? E çarpı epsilon derdiniz. Burada da aynı sigma yerine to geldi, E yerine G geldi kayma modülü. Sonra da normal şekil değiştirme yerine kayma şekil değiştirmesi geldi. Gamma xy şeklinde yazılır. O zaman buradan hemen hatta siyahla yazmaya devam edelim. Eşittir. G neymiş? 630. Ve kayma şekil değiştirmesini bulmalıyım ben önce. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şurada bir üçgen var. Burası 50 milimetre yükseklik. Burası 1 milimetre ise tanjant mu x'e yapacaksınız yani. 1 bölü 50. O zaman mu x'ye tanjant mu x'ye diyelim eşittir 1 bölü 50 ise burası 0.02 radyan bulunur. Bakın epsilonu nasıl buluyorduk? Birim şekil değiştirmesini. Tabi buradan bu şu demek şöyle. Gamma x'ye yaklaşık olarak eşittir. Tanjant gamma xy'dir. O yüzden 1 bölü 50 yaptım. Ve 0.02 radyan buldum. Epsilon'da ise milimetre bölü milimetre. Yani burada da aynı şey aslında dikkat ederseniz. 1 milimetre bölü 50 milimetre. Gene milimetre bölü milimetre ama sonuç radyan. Niye? Burada döndürülmüş bir açı buluyorum. Ve açıları hesabını yaparken skalerle direkt çarptığınızda açılar her zaman radyan olarak kullanılır. Burulma konusunda da haftaya göreceğiz. Ama açıyı örneğin sinüs 30, kosinüs 30, kosinüs 50 gibi yazarken direkt açının derecesini yazarsınız. Ama skalerle açıyı çarparken 1 çarpı 30 derece yapmazsınız. 30 derecenin radyan karşılığıyla çarparsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tamam. Buradan da 0.02 radyan bulundu. G verilmiş. 630 megapascal açı da 0.02 imiş. Daha doğrusu açı demeyelim. Kayma şekil değiştirmesi diyelim. Buradan 12.6 megapaskallık bir kayma gerilmesi bulunur. Sonra da buradan normal kuvvete geçiş yapıldığında yani kuvveti bulacaksak buna etkileyen kuvvet neymiş? P eşittir. To xy bölü a'dan, yani xy çarpı a'dan, çünkü kayma gerilmesi neydi? P bölü a'ydı. A'yı buraya attım. Xy çarpı a. O zaman 12.6 çarpı 200. Kayma alanı neresi? Burası bakın. 200 çarpı 62 yani. Ona denk gelen alan. Çarpı 62.
eşittir 156.2 çarpı 10 üzeri 3 Newton olarak bulunur. 156.2 kilonewton çıkar demiş olduk. Şimdi burada kayma şekil değiştirmesiyle alakalı örneğimizi de tamamlamış olduk. Şimdi gelelim eksenel yüklemede deformasyonun etkisini incelemeye. Evet, burada şimdi kayma şekil değiştirmesine baktık ama şimdi diyoruz ki eksenel yüklemede, bakın gene eksenel yükleme, deformasyonu ilave olarak işte bu elastisite modülü, Poisson oranı ve kayma modülü arasında bir bağıntı kurabilmek için bir daha inceliyoruz şimdi. Ha, bu durumda bakalım. Şimdi çubuk, yani şurada gördüğünüz çubuk x ekseninde bir kuvvete maruz bırakılmış. Karşında iki boyutlu bir birim gerilme küpü var. Bakın bu kesikli halde çizilmiş olanı. Sonra bunun uzunluğunun 1 olduğunu biliyorum ben. Kuvveti uyguladığım zaman P yönünde bu x ekseni yönünde birim şekil değiştirmeye maruz kalacak. Nedir o? Uzunluğu 1'di. Epsilon x kadar uzadı. O yüzden artı. E şimdi diğer yönde normalde ne oluyordu? Daralma oluyordu. O zaman 1 bu sefer ama x eksenindeki kuvvetin etkisi y'ye oranlanırken Poisson'la çarpılıyordu. O zaman yani 1 eksi epsilon y yazmak yerine mü çarpı epsilon x yazıyorum. Yani 1 artı epsilon x çünkü x yönündeki genleşme ama bu kuvvetin y yönündeki etkisine bakarken bu sefer 1 eksi gene x cinsinden yazıp mü çarpı epsilon x dedim. Daralmasını gösterdim. Aynı şekilde tabii z'de de bu meydana gelecek. Z'de de bu şekilde daralacak. O zaman ben diyebilirim ki mesela şuraya yazalım. Epsilon y, epsilon z birbirine eşit kabul etsem. Eşittir. Eksi mü çarpı epsilon x der miyim buna? Hem y'de hem z'de aynı izotropik, aynı uzunlukta, aynı genişlikte bir cisim. Yani hem şu yüksekliğimiz şurası hem burası aynı gibi kabul etseniz. Zaten bunlar birim elemanlar. O kabul etmeseniz de çok fark etmez. Birim şekil değiştirmeye bakıyoruz sonuçta. Evet. O zaman ben bunu yazarım. Şimdi diyorum ki ben elemanın yük ekseniyle 45 derecelik bir açı yapacak şekilde döndürülmüş olursam elemanı. Yani bu sefer B şekline bakıyorum. B şeklinde ne oldu? Dikkat edelim. Bu sefer birim eleman şu. İlk başta birim eleman buydu. Deforme öncesi, deformasyon öncesi. Çektim, uzattım. Burası daraldı, burası uzadı. Diğerinde ise 45 derece döndürdüm birim elemanı. Bu sefer ne olacak? İşte şekilde görüldüğü gibi bir deforme olacak. Ama normal gerilme yüzeye dikti. Burada normal var. Ama burada yüzeye dik yaparsan çubuğun ucun, birim elemanın kenarından çekmiş olursun. Bu neye denk geliyor aslında? Şöyle söylersek. Ha bunu buradan çekmişim. Veya şöyle çekmişim. İki tarafından aynı anda çekmişim. Zaten bu kuvvetlerin bileşkesini aldığınızda açılı şöyle olacaktır. Onun bileşkesi de bu olur. Değil mi? Gene hemen hemen aynı şey olmuş oluyor. Yani ister iki taraftan böyle bir tatbik yapın. İster ortadan şöyle bir tatbik yapın. İkisinin etkisi aynı. Ama ben şimdi elemanlara nasıl bakıyorum? Şu köşeden bir şey uygulamıyorum birim elemanda hatırladığınız kadarıyla. Uyguladığımız yük nasıl oluyor? İşte bunu dengeleyici oluyor. Yani ben bunu kenardan uygulamak yerine o zaman diyorum ki buradan böyle uygularım. Bunu da böyle uygularım. Hemen hemen aynı şey olur. Peki şunu da söyleyebilirim ilave olarak. Buradan çekmek yerine şunu da yapabilirim. Mesela birim elemanı gene çizdim.
Buradan tatbik etmek yerine şuradan tatbik etsem, kuvvet bu. Kuvveti buradan tatbik ettiğimde bunun bu sefer bileşenleri hangileri olur? Birisi bu olur. Birisi bu olur. Değil mi? Bileşenleri. Burada da gene aynı olmaz mı? O kuvvet, böyle bir kuvvet var. Bileşenleri birisi bu olur. Birisi de bu olur. Ha, işte ben buradan hareketle diyorum ki yatayda kuvvet vermek yerine bir tanesine böyle vereyim, diğerini böyle vereyim. Bunu dengeleyici olarak bu gelecek. Öbürünü dengeleyici olarak da bu gelecek. Yani halbuki bileşkeleri böyle. İşte bu hale dönüştürüyorum. Bu hal neticesinde de cisim nasıl deforme oluyor? Birim eleman. Aslında genel haldeki deformasyon değişmiyor. İçerideki birim eleman üst şekilde baktığınızda işte bu kareden dikdörtgene dönüşüyor. Ama onu 45 derece döndürerek bakarsam, halbuki öyle bir şey yok. Sanalda düşünüyorum. 45 derece döndürüp baktığımda bu sefer bu böyle deforme oluyor. Yani biraz abartılmış çizersek bu şekilde deltoid gibi oluyor. Ha işte ben buradan şunu söyleyebilirim. 45 derece gelecek şekilde döndürdüm. Sonra paralel kenar haline geldi. Yükü uyguladım veya azalttım. O zaman açı 45 derece olduğu için sinüs 45, kosinüs 45 birbirine eşittir, değil mi? Yani bir taraf işte burası sinüs 45 olsa bunu bulacağım. Kosinüs 45 olsa bunu bulacağım. Sinüs 45, kosinüs 45 eşitse birbirlerine eşit olacaklar. O zaman burada eşit miktarda kayma şekil değiştirmesine sebep olunduğunu görürüm. Yani ne yapıyor? Dikkat edin. Pi bölü 2 artı gama üssü. Pi bölü 2 eksi gama üssü. Ve buradan hareketle de diyorum ki şöyle yaparsak İşte bakın karşımıza ne çıkıyor. Ben bu halde birim elemanı kuvvete dik şekilde böyle kare gibi tutarsam F bölü A oluşur, kayma gerilmesi falan görmem ben. Ama durum aynı. Sadece birim elemanı 45 derece döndürürsem işte şu anlattığımız olay meydana gelir. Sigma üssü diyoruz buna. Döndüğü için bu sefer sigma x ile karışmasın diye döndürülmüş yön eksenine mesela diyelim ki burası x üssü ekseni olsun. O yüzden de buradaki normal gerilmeye sigma üssü diyorum. Kayma gerilmesini de sinüs ve kosinüsün en büyük değeri hesaplarsanız göreceksiniz 45'tir. Mesela sinüs 30, sinüs 40, 45'ten küçüktür. Kosinüs 30, kosinüs 20, 45'ten küçüktür. 45'i geçerseniz bu sefer terse döner. Yani nasıl? Kosinüs diyelim ki 45'ten büyük bir değer. Kosinüs 50. Bu aslında 5'e tekabül ediyor. Yani öbür taraftan 90'a kadar yarısı 45, en büyük 45 ise 90 eksi 45 elimde 5 kaldı. Pardon, 50 eksi 45 5 kaldı. Gibi hep küçülüyor. Yani en büyük değer 45 aslında. Döngüler hep 45 ile gerçekleşiyor. O zaman da buna benzer bazı şeyler anlatmıştık zaten hatırlıyorsanız. En büyük değer 45 ise ve böylece ne olacak? Açı kuvvet şeye dönüşmüş olacak. Yarıya dönüşmüş olacak. Yani ne demek bu? İşte tau maksimum en büyük değer 45 ise zaten buradaki değeri artık tau x'ye yazmıyorum. Tau maksimum diyorum. Çünkü en büyük değer 45 derece. Ha, o zaman da 45 dereceyi koyduğunuzda tau maksimumun P bölü 2A'ya denk geldiğini göreceksiniz. Bu da işte 45 dereceden kaynaklanıyor. Ve aynı zamanda hem bu hem bu bileşkesi tek yönlü, açı da 45 ise sigma üssünün ve tau maksimumun da birbirine eşit olduğunu göreceğiz. İkisi de 45 çünkü o zaman bu da P bölü 2A olacak. Yani hem buradakiler, pardon şöyle, hem burası hem de kayma gerilmeleri. Döndürülmüş elemanda P bölü 2A olur 45 derece için. Bunu da unutmayalım.
Bunu zaten görmüştük, bunu hatırlattık. Şimdi ben buradan hareketle deformasyonu inceleyeceğim. Bunları anlattığımızı biliyoruz. Şimdi gelelim, madem bunları biliyorum, ben o zaman şu şekilleri vereyim. Diyorum ki kayma deformasyonuna bakacağım, oradan gerilmelere gitmeye çalışacağım. Şimdi bakın, burada birinci şekil A, B ve C olarak bakarsak ben elemanımı bu şekilde alıyorum. Yani burada gamma üssü diye bir ifade kullanacağım ben. Ve bunun gamma maksimuma kayma şekil değiştirmesi ile yük doğrultusundaki epsilon x normal şekil değiştirmesi arasında bir bağıntı elde etmek için kullanıyorum. Nereden? Üçgen bağıntısı. Nasıl? Birim eleman. Yüksekliği de genişliği de 1-1 olur. Tamam. Madem öyle. Şimdi normalde açım ne kadar? Burası 90. Yani pi bölü 2. Bunun yarısını aldım, 45 derece. Ne oldu açı? Pi bölü 4 yapar. Gene 1-1. Şimdi bunu anladığıma göre diyorum ki ben kuvveti tatbik ettim. Yani şöyle çizecek olursam buradan çektim. Ne oldu? Bu şöyle bir haldeydi. Pardon, çok abarttım. Şöyle çizeyim. Şöyle biraz büyükçeydi. Çektim. Bu kısım daraldı. Şu kısım uzadı. Değil mi? Bu halde daralan kısım normalde 1'di birim eleman ve x etkisinin y'deki şeklini yazabilmek için mu çarpı epsilon x demiştik buna, hatırlıyorsanız. O zaman 1 eksi mu epsilon x. Burası da arttı ama x yönündeydi. O zaman mu'ya gerek yok. 1 artı epsilon x yaptım. Bunu da biraz önce anlattım zaten. Şimdi burada ben açıyı yazacak olursam beta açısını beta eşittir. Neydi bu? 45 dereceydi. İlk hali 45 dereceydi. Ne demek bu? Pi bölü 4 demek. Sonra eşit olarak düşünürsek, yani her iki taraftan çarpıldığında nasıl, şu şekli hatırlayın. Buradan ve buradan. Buradan gamma bölü 2, buradan gamma bölü 2 geliyordu, değil mi? O zaman ben burada ne yaptım? Yarısını aldım zaten. Yani şöyle düşünün. Burayı aldım. Buralar gitti. Yok. Burada ne kaldı? Gama bölü 2 kaldı. Toplam ne? 45 derece mi? Burası 45 derece. Ben şu açıyı bulmak istiyorum. İşte bu beta. Niye? Daraldı. Bu kadar şekil değiştirdi. Üçgen oldu bu. Bu alfa şeyi bulmak istiyorum. O zaman pi bölü 4 eksi açı neyse artık gamma maksimum bölü 2 olur. Ve bu formülü yazdıktan sonra beta'yı bulduğuma göre şimdi tanjant beta yapıyorum. Açıkçası burada bütün sayfayı yazmak yerine bir yerde buldum. Bunu ben vereyim direkt. Zamandan tasarruf edelim. Aynen böyle. Şimdi o beta'ya kadar geldim. Hatta şuradaki ifadeleri komple şey yapayım artık. Kaldırayım. Gerek yok onlara. Şunlara da gerek yok. Burada beta'yı da bulduk. Yukarıda beta'yı verdim. Bunları da kaldırdım. Şimdi beta bu. Buraya kadar geldim. Sonra ben bu beta'dan tanjant beta yazıyorum. Yani iki tarafta tanjant pi bölü her tarafı tanjantla çarptığınızı da düşünebilirsiniz. Tanjant
her tarafa çarpıyorum. Tanjant pi bölü 4 eksi tanjant gamma maksimum bölü 2 vesaire. Şimdi burada aslında amacım sadece çarpmak değil, bir bağıntı elde etmek için denklemle oynamaya başlıyorum. O zaman ben bu ifadede karşıma şöyle bir şey çıkıyor sonuçta. Tanjant beta 1 eksi gamma maksimum bölü 2, 1 artı gamma maksimum bölü 2. Bu da nereden geliyor? İşte şuna dahil etmeye çalışacağım. Peki bu ne? Yukarıdaki ifade, şu ifade denklemle oynayarak elde ettiğim bir eşitlik. Burası ise gerçekte deformasyon sonucunda gördüğüm durum. O zaman deformasyon sonucundaki betaya bir bakayım. Burası ne? Azalan kısım 1 eksi mü epsilon x. Artan kısım 1 artı epsilon x. Sadece bu yöndeki yüklemeyle. Peki gamma maksimum neydi? Gamma maksimum ise bizim buradaki açımızı da kullanabilirsiniz veya bunu çekebilirsiniz de. Karşımıza neticede böyle bir ifade çıkıyor. Tabii bunu çözmeye çalışırsanız daha da iyi olur. Ben biraz açıkçası geçmek durumunda kalıyorum. Çünkü ders süresi gerçekten epey bir uzuyor. Ama çözmeye çalışın ve bu değeri çıkartın, bu değere ulaşın. Aksi takdirde tam anlamayabilirsiniz olayı. Teorik çalışmıyorsanız değeri ezberleyip formülde kullanmak yetiyor diyebilirsiniz. Bu başka bir yaklaşım ama olayı anlayıp yoruma gitmek daha doğru olur. Şimdi burada gamma maksimumu bulduk bu şekilde. Burada gamma maksimumun başka bir ifadesini biliyorum ben. Nedir o? Yani şöyle yazarsak E eşittir sigma bölü epsilon, bu doğrusaldı. G eşittir, bu da kaymaydı. Tau bölü gamaydı. Buradan gamayı çekersem tau bölü G olduğunu görürüm şuradan. Gama maksimum için tau bölü G olduğunu görürüm. Şimdi burada gama maksimumu zaten burada bulmuşum. O zaman buradaki ifadede yerine yazacağım. Ve elastisite modülüyle dengelemeye çalışacağım. Yani kayma modülünü elastisite modülüyle arasında bir bağıntı oluşturmaya çalışacağım. Şimdi o zaman buraları temizliyorum hepsini. Diyorum ki ben bu ifadeyi çıkarttım biraz önce. Şunu çıkarttım. Bunu zaten biliyorum. O zaman T bölü G eşittir gama. Gama yerine ne yazıyorum? Şunu yazıyorum bakın. Epsilon X yerine ise sigma X bölü E yazıyorum. Yani bakın bu eksenel deformasyonun karşılığına denk getirdim. Bu bölge ise kayma deformasyon durumları. Ondan sonra E bölü G, yani elastisite modülü bölü kayma modülü, bunu buraya attım, bunu buraya. Normal gerilme bölü kayma gerilmesi, Poisson oranları. Sonra normal gerilmede kaynaklı kuvvet P bölü A. Ama kayma gerilmesinde neydi? Açı döndüğü için P bölü 2A'ydı tau maksimum. Biraz önce çıkarttık bunu hatırlıyorsanız. Bu ise normalde zaten bizim uyguladığımız P. Normal gerilme şurası. Değil mi? Hangisi bu? Sigma X değil mi aslında? Buranın kuvveti P, gerilmesi sigma X. Tau maksimum ise kayma, yani şu düzlem tau maksimum. Yani X'ye düzlemi. Bunun maksimumu da 45 derece. O da tau eşittir P bölü 2A yaptı. Burada ben P'lerden gidecek olursam P eşittir sigma çarpı A. Kaymada ise P eşittir tau çarpı 2A olur. Demek ki iki kat fark var arada. Bu ifadeleri de kullandığın zaman iki kat fark var. Bunu aldım buraya koydum.
O zaman ne çıktı karşıma? İşte E bölü G 1 artı mü var. Tabii ki bu 2 kat olacak. O da ne yapacak? İşte burada yerini alıyor. Yani karşımıza ister bu E bölü 2G eşittir 1 artı mü veya daha çok kullanılanı G eşittir E bölü 2 parantezinde 1 artı mü. Ne demek bu? Eğer siz bir malzemenin elastisite modülünü biliyorsanız ve Poisson oranını biliyorsanız onun kayma modülünü çıkartırsınız demek. Bu x ekseni Poisson oranı xy düzlemi içindir. Kayma modülü ise gene xy düzlemi içindir. Bunlar değişir. Mesela EY olur vesaire. Bu da değişebilir tabii. Bu izotropik malzeme için daha çok geçerlidir. Evet. Bir örnekle devam edelim hemen. Gene tüm örneği vereceğim ben ve biraz hızlı geçeceğim. Evet, bu şekilde bir plaka var. Kalınlığı 18 milimetre. Gerilmesiz bir alüminyum plaka. Bakın gerilme yok. Üzeri de 225 milimetre çapında bir daire çizilmiş. Bakın şurası. Daireyi çizmişim. Plaka düzleminde etkileyen kuvvetler x ekseninde bakın şu eksende 84 megapascal. Z ekseninde yani bu eksende böyle 140 megapascal normal gerilmeler varmış. Yani bu yönde çekiyorum 84 ile bu yönde de 140 ile çekmişim. Malzeme alüminyummuş. Elastisite modülü 70 gigapascal. Poisson oranı ise 1 bölü 3. Yani 0,33 gibi bir Poisson oranı var. AB çapının uzunluğundaki değişme ve CD çapının uzunluğundaki değişmeyi soruyor. Plakanın kalınlığındaki değişmeyi soruyor. Plakanın hacmindeki değişmeyi soruyor. Şimdi o zaman burada bakacak olursak ne yapıyor? Bakın mesafeler aynı ama gerilme miktarları farklı olduğu için tabii ki birim şekil değiştirmeleri gerilmeler aynı olsaydı aynı çıkardı uzunluk deformasyonları ama gerilmeler farklı olduğu için birim şekil değiştirmeler farklı olacak. Buralar hem buradan hem buradan çekildiği için malzemenin kalınlığı biraz azalacak. Artı sigma x çekmeye çalışırken şu kenarlar daralmaya çalışıyor ama aynı zamanda sigma z ile çektiğin zaman o daralması gecikiyor. Yani bu da genleştirmeye çalışıyor. Böylece boyun verme gibi bir şey, hani zaten burada plastiklik durumu söz konusu değil, akma gibi bir şeyle girmiyoruz ama yani burası bu şekilde azalmaya çalışırken bunu çekerek o etkiyi yok ediyorsun zaten. İki taraftan da çekiyor. Böylece kalınlığı daha da azalıyor diye düşünebiliriz. Şimdi o zaman hızlıca bakalım. Bizim genel formülümüz neydi? Tek eksen için yazarsam hepsini siz diğer eksenlere çoğaltın diye düşünelim. Epsilon x eşittir. Ne var elimizde? Genelleştirilmiş Hooke yasası. Sigma x bölü e. Eksi mü. Sigma y bölü e. Eksi mü. Sigma z bölü e. Diyelim. O zaman 1 bölü e parantezini alırsam ne olacak? İşte sigma x eksi mü çarpı sigma y eksi mü çarpı sigma z. Y yönünde yani şu yönde herhangi bir gerilme yok, verilmemiş. O yüzden bu yönde sigma y ne olur? 0 olur. Ha, ama şey yapacaktır. O zaman ben şimdi hemen sonuçları koyuyorum karşınıza ki vaktimizi almasın. Direkt sonuçları vereceğim. Evet, bütün sonuçlar milimetre bölü milimetre cinsinden. Şimdi şuraları alalım. Dediğimiz gibi x için baktığımızda sigma gerilmesi var. 1 bölü e parantezine alınmış her taraf.
X'teki deformasyon, Y'deki deformasyon ve Z'deki deformasyon. Ama hepsi birbirini etkiliyor. Sadece sigma Y değeri yok, sıfır. O yüzden bu ortayı sıfır yaptı. Hepsinde sigma X, sigma Z'ler var. Ama sigma Y için, burada epsilon Y için baktığımızda burası sigma Y bölü epsilon E. Epsilon diyorum. Sigma Y zaten sıfır, buraya götürdü. Diğerleri mü'lü. Yani 1 bölü 3'ler geldi. 1 bölü 3'ler Poisson oranları. Mü çarpı sigma X. Mü çarpı sigma Z. Burada ise mü çarpı sigma X. Ve burada tabii şöyle bir şey var. Aynen. Burası da gene son kısım, bakın mü yok burada. Burada mü koymaya bile gerek yok. Çünkü niye? Sıfıra gideceği için gerek yok. Burada da mü koymaya gerek yok. Sıfıra gitti. Burada bu etkiler altında X, Y ve Z yönlerinde birim şekil değiştirme miktarları hesaplanmış oldu. Sonra birim şey, yani ne demek bu? AD yönünde ne kadar değişti? DC yönünde ne kadar değişisini buradan anlıyorum. AB yönü hangisi? X yönü. Yani AB yönü derken şu kastediliyor. DC yönü, Z yönü, yani DC yönü derken şu kastediliyor. Burası AB. Burası DC. Burası ne? Kalınlık. Kalınlıktaki değişim burası da. Kalınlıktaki birim şekil değiştirme. Bunların hepsi birim şekil değiştirme. O zaman AB'nin çapı kaçmış? Vatandaş vermiş. 225 mm. Yani şurası 225. Burası da 225. Aynı. AB'deki şekil değiştirme miktarı 0.533. 10 üzeri eksi 3 ise 225 ile çarparsam BA'daki değişimi. Öbür tarafta kaçmış? 1600'müş. 1600'ü 225 ile çarparsam da bu sefer diğerini bulurum. Onu göstereyim hemen. Sorun ekmeğini artık, yani neyse, sığdı buraya. Dediğimiz gibi AB'deki çap belli. Bu da nereden geldi? Epsilon eşittir delta D bölü D oldu bu. Buradan çıkan o. Epsilon Z delta D bölü D. Biz delta D'yi, burada da delta D'yi buluyoruz ama her birinin gerilmeleri farklı olduğu için mesafeleri aynı olmasına rağmen ne olacak? Deformasyon miktarları farklı olacak. İşte burada da deformasyon miktarları görünüyor. Şu kadar deforme olmuş. BA'da bu kadar artmış. CD'de de bu kadar artmış. Bakın Poisson oranı devreye girmesine rağmen birisi eksi birisi artı değil. Çünkü iki taraftan da çektiriyorum. O yüzden ikisi de artmış ama kalınlık ne olmuş? Kalınlık azalmış. Hidrostatik basınç olsaydı mesela her taraf azalacaktı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü her yerden bastırıyordum. Kalınlığına bakarsak da bu sefer aynı şey. Buradaki ifadeyi kalınlıkta hesaplayalım. Ve plakanın hacmi için de bakalım. Onları da şöyle vereyim. Direkt. Hatta direkt şuraya koyuveriyorum arkadaşlar. Aynen şuraları da temizleyelim artık. Soruyla işimiz yok. Evet, bu kısım ise kalınlık. Bakın aynı şeyi burada yaptığımız ifade birim şekil değiştirme çarpı çaptı. Oradaki ilk kalınlığına bakıyorum. Kalınlığı 18'miş. Birim şekil değiştirmesi kalınlıkta eksi 1.067 10 üzeri eksi 3. Bununla çarptığım zaman kalınlıkta ise bu kadar şekil değiştirme olduğunu görüyorum toplamda. Plakanın hacminde ise bu sefer E rakamını hatırlıyorsunuz. Hacmindeki şekil değişimiydi. Hepsinin toplanmasıydı bu. Hepsinin birim şekil değiştirmesini bulmuşum. Bunların hepsini topladığımda hacimdeki birim şekil değiştirmeyi buluyorum. Toplam hacim neydi? 380, 380, 18 ile bu rakamı çarparsam da
şurasını. Bu da genel hacim. Bu da hacimdeki toplam şekil değiştirmesi olur. Hacmin nereye geldiğini bulmuş oldum diyebilirim. Evet, burada bu dersimizi tamamlayalım. Bundan sonra belki kısa bir ders olacak. Saint-Véran ilkesinden biraz bahsedeceğim. Aslında bahsetmiştim ama biraz daha detaylandıracağım. Gerilme yığılmalarından bahsedeceğim. Plastik deformasyonlar ve artık gerilmelerden bahsederiz. Ondan sonra bu konuyu bitiririz. Daha sonrasında da burulma konusuna geçeriz. Yani bu ara bir konu olduğu için bu bahsedeceklerim çok fazla derinlemesine girmeden anlatacağım. Sonra asıl konumuz olan burulma konusu ile başlamış olacağız. Evet, bugünlük dersimiz sona ermiştir. Herkese